Ekranların en renkli sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show'da bugün fazla kilolara savaş açıyoruz. Sağlıklı zayıflama için altın öneriler. İstenmeyen yağlardan kurtulmak için zayıflama karışımları. Zayıflamayı hızlandıran zencefilli limon sirkesi. Zayıflamaya yardımcı olacak basit egzersizler. Gıdayı yok eden yüz jimnastikleri. Serap Kunak'tan zayıflatan sağlıklı kür. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, Almanya'mızdan Ingolstadt şehrinden bütün kardeşlerimize, hepinize selamlar getirdik. Ülkemize güzel dualar getirdik, selamlar getirdik. Biraz sonra onlarla ilgili anlatacağım. Bugün dolu dolu, dop dolu çok anlatacaklarımız var. Oya Aydoğan hanımefendiyi biliyorsunuz maalesef. Allah'ın gel emrine uyarak Allah'ın katına gitti maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Ben size herkes magazin kısmını anlatıyor. İşte şöyle oldu da böyle oldu da. Ben size beyin ödemi ne demek? Beyin ödemi oldu diyorlar. Beyin ödeminden vefat etti diyor. Beyin ödemi ne demek? Hepimizde olabilir mi? Nasıl oluyormuş beyin ödemi? Onu anlatmaya çalışacağım. Hastane idaresi dediler ki hastada beyin ödemi gerçekleşti. O yüzden uyutuyoruz dediler. İşte kalbiyle ilgili anevrizma yaptık ama yine uyutuyoruz dediler. Niçin uyutuluyor hasta? Uyutmak ne demek? Ninni mi söylüyorlar uyuturken? Ne yapıyorlar? Bunları size tıbbi kısımlarını açıklayacağım. Benim anladığım kadarıyla tabii ki tam içini bilmiyoruz. Ben sadece size beyin ödemi ne olduğunu ince ince anlatacağım. Onları göstereceğim. Daha bir sürü söyleyeceklerim var, bir sürü anlatacaklarım var. Hepsini tek tek anlatacağım sevgili kardeşlerim. Erevizyonda çok değişik bir şey oldu. Şaşırtıcı bir şey oldu. Çok şaşırtıcı. Beni de ilgilendiriyor. Ben biliyorsunuz Kırım Tatarıyım esasında. Ailemiz Türkiye'ye göçmüş Türk'üz ama esas kökenimiz Kırım'dan gelmiş. Bir Kırımlı bir sanatçı, Cemile, Tatar sanatçı Cemile, Ukrayna'dan yarışıyor. 534 puanla birinci oldu. Ve şarkısı da tamamen Kırım Tatarların çektiği zulümle ilgili bir bölüm. Onunla da bahsedeceğim. Biraz sonra anlatacağım. Onu da anlatacağım. Kırım Tatarları nasıl zulüm çekti, nasıl çekti? Almanların Yahudilere karşı yaptığını bütün dünya anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Kırım Tatarların çektiği zulmü kimse anlatmıyor. Tren vagonlarına tıka basa doldurulup da ta memleketlerinden, evlerinden, barklarından da ta Sibirya'ya nasıl sürüldüğünü, ne olduğunu, neler olduğunu hiç kimse anlatmıyor. Ne eziyetler çektiği, orada katılan yaşlılar anlatıyor. Yolda ölülerini bırakmaya bile müsaade etmiyorlar. O ölülerle beraber aynı vagonda ta şeye kadar gidiyorlar. Yolda attır veriyorlar böyle şeylere. Neyse uzun o kısımları da anlatacağım. Beşiktaş'ımızdan, Fenerbahçe'mizden bahsedeceğim. Çok çok anlatacaklarım var. Biraz sonra hepsini elimden geldiği kadar anlatacağım sizlere sevgili kardeşlerim ama genel konularımızı anlatalım. Zayıflamadan bahsedeceğiz size. Zayıflamayla ilgili çok güzel söyleyeceklerimiz var. Biraz sonra size çok güzel bir çaydan bahsedeceğim. Bu çayın ne olduğunu göstereceğim size. Nedir bu çay mı? Nasıl bir şey? Biraz sonra bunu da anlatacağım size. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl oluyor? Kalp sağlığı açısından çok önemli bir çay bu. Nasıl biraz sonra hepsini anlatacağım. Size çok değişik bir sirke yapacağım bugün. Kilo vermenize çok faydalı. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirmede çok faydalı. Bunları anlatacağım. Serap Hanım bize kendisinin de çok kullandığı bir çay yapacak. Ne çayı biliyor musunuz? Zayıflatan bir çay diyecek. Bakalım nasıl olacak? Metabolizmi hızlandırır. Ben de size çok değişik bir sirke yapacağım. Onun dışında size değişik hazırladıklarımız var. Zayıflamalarınızı hızlandırıcı, zayıflamak isteyenlere yardımcı anlatacaklar var. Dolu dolu güzel söyleyeceklerimiz var. Zayıflamayla ilgili hareketleri göstereceğim size. Oturduğunuz yerde onu yiyin, bunu yiyin böyle zayıflanılır mı? Zayıflanılmaz. Zayıflansa bile başka türlü sıkıntılar çıkar. Onları hepsini uzun uzun anlatacağım. Ama önce gösterelim sevgili kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifremizi bilen kardeşlerimiz hemen sarılacaklar telefonlara.
hemencecik kendilerinin adresten hiçbir ücret ödemeden ayakkabılarına sahip olabilecekler. Ayakkabılarımıza sahip olabilmek için şifreyi bilecekler ama şifreyi bilebilmeleri için reklam aralarında bile kelimenin harfleri çıkabilir. Dikkatlice takip edeceğiz. Bugün Ayşe ablam ekibiyle beraber gelmiş. Arka kardeşlerimiz getirmiş. Batikent grubuyla beraber gelmişler. Onlarla da beraber konuşacaklarımız var. Güzel iki tane güzel kızımız da gelmiş bugün. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Haydi bakalım Berna Hanım. Almanya'dan dün gece 2 gibi falan geldik. Bakalım şimdi onları da anlatacağız. Almanya'da ilgili konuşacaklarımız var. Çekimler yaptık ama çekimleri bugün gösteremeyeceğiz. Onlar ancak ham halde. Daha sonra göstereceğiz. Çok güzel sizlere selamlar getirdik. Dur şimdi biraz sonra alırız. Biraz sonra alırız abla. Otur. Biraz sonra alalım. Güzel çiçeğini de alırız. Haydi enerjimizi bir tazeleyin. Bir kendimize bir gelelim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olalım. Haydi bakalım. Önce sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyalım. Derin derin nefes alalım. Her nefes aldıkça bedenimize güzellik, huzur, mutluluk dolduğunu hissedelim. Rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. İyilik olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Evet sevgili kardeşlerim, bunu böyle kendinizi çok yorgun hissettiğinizde, kötü hissettiğinizde hemen yaptığınız, rahatladığınızı hissedeceksiniz. Sizde var olan bir enerjiyi açığa çıkarıyorsunuz ellerinizi birbirine sürmekle. Bir bio enerji denilen kendi enerjiniz bu. Bunu hem göğsünüze hem başınıza verdiğiniz zaman kendinizin rahatladığınızı hissedeceksiniz. Biraz sonra kalbinizde, başınızda ne hissederseniz bir an önce doktora gitmek lazım, onları söyleyeceğiz. Aort anevrizması nasıl oluyor? Nasıl size belirti verir? Başınıza böyle bir şey varsa nasıl belirti verir? Bunların hepsini anlatacağım. Dolu dolu dop dolu hepsini anlatacağım. Hepsiyle beraber biraz sonra devam edeceğiz sevgili kardeşim. Boynumuza devam ediyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa, sola. Sağa, sola. Gidebildiği kadar sağ. Gidebildiği kadar sol. Sağa, sola, sağ, sola. Harikasınız. Sol, sağ, sola, sağ, sola, sağ. Şimdi boynumuzu iyice geriye, iyice öne. Gidebildiği kadar geriye, çenemiz değsin. Geriye, göğsümüze değsin. İyice geriye, göğsümüze değsin. İyice geriye, göğsümüze değsin. İyice geriye, göğsümüze değsin. Şimdi boynumuzu sağa sola eğelim. Sağa, sola, sağa, sola, sağa, sol, sağa, sola, sağa, sola. Harikasınız. Şimdi omuzlarımıza, hanım kardeşlerimizin fibromiyaljisi bu hareketler. Çevirin, 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 ters çevirin, ters çevirin, ters çevirin, ters çevirin. Olduğunuz yerde kaldırın, 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 kaldırın. Bırakın, bırakın, bırakın. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Bırakın, bırakın, bırakın. Kaldır, kaldır, kaldır. Bırak, bırak, bırak. Kaldır, kaldır, bırak, bırak. Hadi omuzlarımızı çevirelim bakalım. Çevir, çevir, çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Bir aşağıda, bir yukarıda. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı, aşağı. Aşağı, yukarı. Omuzlar hareketlenmesi için şart bunlar. Mümkün olduğu kadar yapınız kardeşlerim. Hanım kardeşler, en çok ellerinizden şikayet ediyorsunuz. El parmaklarınız bir an önce bozuluyor. Burada eklemlerde deformasyonlar oluyor. Bunlar olmasın. O zaman bu hareketleri çok yapınız. Pençe bırak. Pençe bırak. Pençe bırak. Pençe bırak. Yumruk sık bırak. Yumruk sık bırak. Yumruk sık bırak. Yumruk sık bırak. Bileğe çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Dirsekleri kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Şöyle rahatlayın bakalım, rahatlayın. Derin derin nefes alın ve en önemli jimnastiğinizi hiç unutmayın. En önemli jimnastiğiniz daima şükürden geçer kardeşlerim. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, bütün verdiklerine çok şükür, bin şükür. Huzuruna, mutluluğuna çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bana sağlık verdiğin için, bana iyilik verdiğin için, huzur verdiğin için çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi diye
Şükrünüzü sakın eksik etmeyiniz can kardeşlerim. Daima şükrünüzü hep yapınız ki ruhunuz rahatlasın. Ruhunuz rahatlamadan hiçbir şey olmuyor çünkü. Bunu unutmayınız. Evet sevgili kardeşlerim, paranız olmuş, pulunuz olmuş. Ruhunuz iyi değilse, iç huzurunuz yoksa hepsi fostur, hepsi bir işe yaramaz. İşte kardeşlerim, huzur için, sağlık için en önemli şey ruh cimnastiği. O da şükür ederek, halinize şükretmeden geçer. Sakın unutmayın dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Sırtımızla ilgili hareketlerimize. Bugün zayıflamayla ilgili de çok hareket göstereceğim. Kilo vermeyle ilgili, basenlere nasıl yapacağız, sırta nasıl yapacağız, bele nasıl yapacağız hepsini öğreteceğim. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa, sola, sağa, sola, sağa, sol, sağa, sola, sağa, sola. Çok güzel. Olduğumuz yerde sağa eğilin, sola eğilin, sağa eğilin, sola eğilin. Sağ eğilin, sol eğilin. Dirsekleri şöyle ön tarafta birleştirin, iyice açın. Dirsekleri birleştirin, iyice açın. Dirsekleri birleştirin, iyice açın. Dirsekleri birleştirin, iyice açın. Şöyle rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Geldik dize, kalçaya, bele harekete sevgili kardeşlerim. Çok basittir ama önemlidir. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Öbürünü yapıyorsun. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Kaldır, indir, kaldır, indir. Bunu yaptık. Ondan sonra dizimiz kıvrıkken şunu yapıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz. 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 Hem kalça hem bel için. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Çek. Getir, bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Öbürünü yaptık. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz. Kalça için, bel için basit ama önemli hareketler. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir. Çek, yana aç, getir, bırak. Rahatlayın bakalım. Geldik dize. Dize, kalçaya, bele harekete. Bacağımızı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. İçe, dışa, içe, dışa, içe, dışa. Dışa, daire. Daire, daire, ters daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Öbürünü ayağı uzattık, kendimize doğru çektik, içe dışa, dışa, içe dışa, dışa, daire, 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 ters daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç, rahatlayın, rahatlayın. Ayaklarınız şişmesin. Varisleriniz olmasın. Bak havalar ısınıyor. Isındıkça bunlar artar. Olmasın. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Bunu otobüste, uçakta, yolculuklarda çok yapınız. Oturduğunuz yerde yapınız. Ama evdeyken de aklınıza geldikçe ayaklarınızı bak böyle böyle de yapsanız. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bunları ne kadar çok yaparsanız varis olmazsınız. Ne kadar çok yaparsanız ayaklarınız şişmez, morarmaz. En çabuk tıkanan damarlarınız ayak damarlarınız, kalp damarlarınız. Ama ayak damarlarınızı kurtarmak elinizde. Siz bu hareketleri çok yaparsanız ayak damarları tıkanmaktan kurtarırsınız. Çek, bırak, çek, bırak. Böyle, böyle, böyle. Bir de bunu yaparken parmaklarınızla oynatınız. Ayak parmaklarınızla oynatınız. O zaman mükemmel olacak. Sakın ihmal etmeyiniz. Canım kardeşlerim, şimdi size şu güzel sirkemi bir süzeyim. Ondan sonra da çok özel bir sirke yapacağım. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirmek istiyorsanız bu sirkeyi muhakkak yapınız. Kanser dahil her türlü hastalıktan korunmak istiyorsanız bu sirkeyi yapınız. Ne bu? Zencefilli limon sirkesi biraz sonra yapacağız. Kiloda da çok faydası var. Ama bu çilek sirkesi tam zamanı, bunu da ihmal etmeyiniz. Hemen yapınız, onu da anlatacağız. Şimdi çilek sirkesini anlatıyorum. Ayşe abla ne diyorsun? Hocam bir arkadaşımız sirke yapmış, size tattırmayı getirdi. Eşi de 25-30 kilo sizin sirkelerle... Tamam, şimdi konuşalım o ablayla. O ablayla konuşalım. Bir arkadaşımızın, bir ablamızın eşi 25 kilo vermişmiş, onları falan hepsini konuşalım. Şimdi bir şey anlatıyorum size. Çilek
başlı başına bir nimet. Sakın ihmal etmeyin. Beyin çalışmasından tutun da, menopozdan tutun da, vücudunuzun direnci kuvvetlenmesinden bozulmasından tutun da, romatizma hastalıktan tutun da, kansere karşı koruyucu özelliğinden tutun da, hepsinde bağırsak çalışmasından tutun da hepsinden faydalı. Göze, idrar yollarına, kabızlığa, cilt bakımına, ağız kokusuna, hepsine faydalı. Sevgili kardeşlerim, vücudun gelişmesinde çocuklara çok faydalı. Tansiyon da düşürücü, kolesterol düşürücü, romatizma ağrılarda çok faydalı. Yara tedavilerinde kanı temizleme özelliği olan inanılmaz bir nimet. Bu sirkeyi cilt temizliğinizde de kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi bunu bir süzelim. Size bir gösterelim can kardeşlerim. Ondan sonra da tadını size tattıracağım. Göreceksiniz çok güzel oldu. Lütfen bunu tadınız. Bakın rengi ne kadar güzel. Bunu nasıl yapmıştık hemen anlatalım. 4 litre suyun içine 1 kilo çilek koyduk. Çilek 1 kilo, 4 litre su. Çilekleri olgun çileklerden seçtik, ezip attık. Ben size diyorum ki yapraklarını da, çileğin yapraklarını da atmayın. Onu da içine atın yani. Dışarıya atmayın. Biz bir kısmını öyle yapmıştık ama içine koyup yaptığımız daha güzel oldu. Aklınızda olsun. Bir daha söylüyorum. Çünkü tansiyon düşürücü özelliği o yaprağında. Yaprağıyla beraber ezip atın. Tam zamanı bak, fırsatı kaçırmayın. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel bir sirke oluyor. Çok rahat edeceksiniz. Çocuklarınız da çok sevecek. Şimdi ne yapıyoruz? 1 litre çilek aldık. 1 kilo çilek aldık. 4 litre su koyduk. 1 çay bardağı sirke. 1 çorba kaşığı da tuz koyduk. Bu kadar basit. Yaklaşık kaçında yapmışız bunu? 7 Nisan'da yapmışız. Yani bir ayı biraz geçmiş. Sevgili kardeşler, lütfen deneyin. Bak şimdi tadını da tatacaksınız. Çok güzel oluyor. Ne olursunuz bu sirkeyi ihmal etmeyin. Her yerde kullanabilirsiniz. Biraz sonra tadını da size tattıracağım. Çok hoşunuza gideceğinize garanti veriyorum can kardeşlerim. Evet, şimdi aldık sirkemizi şöyle. Sirkeleri muhakkak tülbentle süzünüz, o zaman daha güzel oluyor. Daha temiz çıkıyor, daha iyi oluyor. İşte rengi böyle. Peki sirke içerken ne yapmamız lazımdı? Onu tekrarlıyorum çünkü iyice öğretmek istiyorum sizlere. Hala bazen arkadaşlarımız soruyor nasıl içeceğiz diye. Ben size söylüyorum. Eğer istiyorsanız sabah akşam içebilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız yemek aralarından günde 3 sefer 4 sefer içebilirsiniz. Ne kadar içebilirsiniz aklınızda olsun, size bağlı. Bizim sirkeler çok asidik olmadığı için hiçbir şey karıştırılmadan da içebilir. Ama ben rahat etmiyorum derseniz üstüne su koyabilirsiniz. Çorbalarınıza koyabilirsiniz. İlla böyle de şart değil ama böyle yaparsanız ne faydası var onu anlatayım. Dişlerinizi, ağzınızdaki en önemli kısmındaki iltihaplar olan diş taşları dediğimiz diş etiyle dişin birleştiği yerde ve diş aralarında oluyor. Bunu her 6 ayda bir dişçilere gidip temizletilmesi lazım. Ama deneyin, bunu ağzınızda kullandığınız zaman o diş taşlarında çok rahatlama, çok iyileşme meydana geliyor. Nasıl bu fayansın kenarındaki kireç parçalarının taşları sirke temizliyorsa aynı dişinizdekini de o şekilde temizliyor. Yapacağınız işten basit, bunu ağzınıza alacaksınız, bakın böyle. Kardeşler niçin yaptım? Boğazımdaki mikropları temizlemek için yaptım. Bademciklerimdeki varsa onları temizledim. Akşamları bunu yapıp yatarsanız çok faydasını göreceksiniz. Mis gibi ağzınıza çilek tadı geliyor. Gün boyu ağzınıza güzel güzel çilek kokar. Lütfen yapınız. Sakın ola ki ihmal etmeyiniz can kardeşlerim. Bunu güzelce söylüyorum. Sirkeyi bu şekilde yapınız. Diş taşlarınızı temizleyerek yapınız. Göreceksiniz faydasını. Şimdi biraz sonra misafirlerimize de ikram ederim. Biraz sonra zencefilli, limonlu sirke yapacağım. Her türlü hastalıkta, ateşim var, kırgınım diyorsanız immün, vücudunuzu iyileştirme sistemini güçlendiren bir sirke bu. Artı Allah korusun, limonun birçok kanserlerde, meme kanserlerinde çok faydası olduğu, zencefilin hele hele bütün kanserlerde çok faydası olduğu anlaşıldı. Şimdi size bununla ilgili hem de zayıflamada çok faydalı var, metabolizmayı hızlandırıcı özelliği var. Bu sirkeyi yapacağım biraz sonra. Ama geçen hafta biliyorsunuz Fransa'daydık. Fransa ile ilgili görüntülerimi göstereceğim. Bir örnek
bir insanı göstereceğim size. Bir hastalıkla nasıl mücadele edilir'i gösterecek bize. Seyrederim, son hikayesini anlatacağım. Önemli görüntüler var, ibretlik görüntüler var. Lütfen iyi seyrediniz. Sevgili seyircilerim, Lyon'a geldik. Lyon'da Festi Kültür Derneği'nin düzenlenmiş olduğu festivale geldik ve şimdi kültür merkezine giriyoruz. Sevgili seyircilerim, yurt dışında düzenlenen, Türk kardeşlerimin düzenledikleri fuarlara Başbakanlığımızın tanıtma fonundan yardım yapılabiliyor. Belirli oranda Başbakanlığımızın tanıtma fonundan yardımlarıyla gerçekleştirilen bu güzel etkinliği biraz sonra sizlerle beraber tadacağız. Güzel Türklerimizden sizlere çok selamlar getirdik, dualar getirdik. Hepiniz iyisiniz inşallah. Kardeşler, ben size her zaman olduğu gibi televizyonda her gün sabah sizlerle beraber oluyoruz. Hepinizin evine misafir oluyoruz. Sağ olun, sizler de bizleri çok güzel seyrediyorsunuz. Çünkü duyumlarımızı alıyoruz. Bir de televizyonlarda reyting denen bir sistem var. O sisteme göre Avrupa'da seyredilme oranımız çok yüksek sizlere sayesinde. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bilmediğiniz yerden taze peynir yemeyiniz. Neden? Sütün içinde bazı mikroplar gelebiliyor. Bunların içinde en korktuğumuz mikroplardan birisi de brucella. Brucella nedir? Mal hastalığı tabir ettiğimiz bir şeydir. Mal hastalığı ne? Vücudumuza giriyor mikrop. Her yerde tutuyor, eklemleri tutuyor ama en çok da bel bölgesini tutuyor. Teşhisi çok zor. Gece yüksek ateş yapar. Terleme yapar. İnanılmaz halsizlik yapar. İyi pişmemiş. Sütlerden geçiyor. Koyun hastalanıyor. O koyunun sütünden siz iyi pişmemiş peynir yaparsanız ya da sütü iyi pişirmeden yerseniz o size geçiyor. Birçok hastalıklar bu brucella'dan çok geçme durumu olabiliyor ve tedavisi bayağı zor. Başına gelenler bilir. Hastanelerde yatmak gerekir. Dünya kadar iğneler vurulmak gerekir. O yüzden diyorum ki bilmediğiniz, güvenmediğiniz yani sütünün İyice kaynatılıp gelmediği peynirlerden sakın yemeyiniz. Sevgili seyircilerim, Fransa Lyon şehrindeyiz. Burada çok güzel bir kardeşimizle tanıştık. Bazı şikayetlerimiz bize başvurdu. Mustafa ile tanıştık. Mustafa'nın oluş sebebi bir trafik kazası. Bakın trafik kazası nelere mal oluyor. Mustafa anlatsın bakalım. Çok hatırlıyorum. Bismillah. İyi gün hocam. Allah'ım beni olcusuma iyi gün hocam. Bismillah. 2011-2012 çocuğum. Çok hatırlıyorum. Melci falcan çocuğum. Melci falan. Böyle. Allah'ım namcım hiç böyle Melci falan alvalı. Abi. Böyle. Oradan düştün. Melci 2011-2012 çocuğum. Bir de şimdi civila çocuğum. Tansiyonu 9'a düştü ya onu. Civila çocuğum. Sabah kalktım. Sonra çubuğu alıyordum. Diye geçiyordum. Sınıfı. Kafam çoncu. Bismillah çocuğum.
Allah klamcı mı etsin? Ceycan çoktun. Bulcan. Allah klamcı mı etsin? Sen konuş. Allah klamcı mı etsin? Ceycan çoktun. Kafam çoktun. Şimdi iyi misin Mustafa? İyiyim Allah'a çok şükür. Sen bizim televizyonda ne gördün de ne söylüyorsun hani demin söyle. Ben sağlıklıyım. Ben sağlıklıyım. Ben Allah'a güveniyim. Kukmayı unut. Ben mutluyum. Ben mutluyum. Muhakkak bu hastalığın yeneceğim. Nena ben açalı yerleneceğim. Zakençim, umucumu geçmem Allah'tan. Tamam, harikasın işte. İyi konuşayım. O zaman vitaminleri kullanacaksın. Sana verdiğim hareketleri yapacaksın. Bunlar hepsi geçecek. Anlaştık mı? Allah kızım öyleydi. Sonra eskiden çok oynuyordum. Başka oynuyordum. Bir de futbol. Tamam. Böyle balçon. Balçon anne. Böyle futbol oynuyordum. Bir de basket. Basket de oynayacağım. Futbol da oynayacaksın. Sen benim dediklerimi güzelce tut Mustafa'm. Tamam mı? Allah kızım öyleydi. Söz ama. Tamam. Çok seviyorum futbolu. Bir de basketi. Tamam. Ben hangi takımım? Galatasaray. Peki Türkiye'deki programı seyrediyor musun? Seyrediyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Böyle bismillah. Lalancam gol buluyorum gol. Böyle kendime güveniyorum. Doktor musun dediği şeyleri yapıyor musun? Tamam, yapıyorum diye. Annemle yapıyor diye. Annemle. Bismillah. Önce lazil böyle. 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 Onları yapıyorsun. Böyle. Tınaca isimlak çok acılalım. Balcan. O iç. Böyle. İlmalarla topla. İlmalarla bitmeler. Allah'a güven. Sen güçlüsün. Allah'a güven. Tamam. Hadi bakalım. Ellerimizi böyle yapıyoruz. Allah'a güveneceksin. Allah'a güveneceksin. Gerisini merak etmeyeceksin. İnşallah. Hadi inşallah. Onu evet. Bayi çok unut. Mustafa hepimize gördüğünüz gibi çok güzel ders verdi sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbimize güveneceğiz, gerisini merak etmeyeceğiz inşallah. Kendilerine ve ailesine teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerim, Fransa'da hastaneye ziyaretine geldik. Bir Türk kardeşimizi ziyarete geldik. Şimdi bu Türk kardeşimizi size tanıtmak istiyoruz. Azmini, hırsını tanıtmak istiyoruz. Bizlere örnek olsun diye kardeşimizden rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Anlatacağız şimdi neler olmuş, ne yapıyormuşuz, ne yapmamız gerekiyor. Böyle kardeşlerimize örnek olsun diye kendisiyle konuşmak istedik. O da kırmadı. Şu anda Lyon'da bir hastanedeyiz. Bu hastane bu tip hastaları rehabilite eden, bunlarla uğraşan bir bölüm, rehabilitasyon hastanesi. Biz de oraya ziyarete geldik. Şimdi kendisiyle de konuşacağız bakalım. Bize bir kendini tanıtır mısın? Adım Özkan Baysal. 15. Özkan, evet. Ne oldu sana? Bize bir anlat başından beri böyle. 15 Aralık 2014'te Lyon'da... İki sene önce. Bir buçuk sene önce. Bir buçuk sene önce. Bizim mağazamızın önünde Lyon şehir merkezinde kaldırımda dururken birinci kattaki balkon parçası beton üstüme düştü. O da belimdeki T5 T6 kısmına yani. Sevgili kardeşlerim tam sırt bölgesinden şuraya geliyor. Evet. Buradaki bel kemiklerini kırılıyor. Bel kemikleri kırılıyor. Evet bel kemiği kırılması ve aynı zamanda. Ne hissettin o zaman? O anda işte yanma mı oldu? Yanma oldu aynı zamanda. Bir de ayaklarım birbirinden boşaldı. Hiç hani ayaklarımı hissetmiyordum o anda yani anında yani. Çünkü omurilik ezilmesi olmuş o anda yani. Kardeşler ağırlığın etkisi bakın hepimizin başına gelebilir. Allah kimseye vermesin. Amin. Ani bir yüksekten düşen ağır büyük bir taş parçası neticesinde sırttaki kemikler kırılıyor. Arasından beyinden ta bacağa kadar emir getiren omurilik dediğimiz ya da tıbbi adıyla medulla spinalis denilen sinir birdenbire eziliyor. Evet. Ezildiği için kardeşim bir anda felç oluyor. Şuradan aşağı tutmamaya başlıyor ve birden kendisini hastanede buluyor. İşte acilen özel ambulanstan hastaneye getiriyorlar. Acil ameliyat alıp ilk şeyde hemen ameliyatta orama demirler yerleştiriyorlar. Platin. Platin koyuyorlar çünkü kemiğin sıkışmasına mani olmak için. Yani kardeşim, bir de şey omuriliği rahatlatmak için. Yani. Ezilmesini evet. Durdurmak için. Durdurmak için aynı zamanda kesik oluşmasın diye. Çünkü kemik, genel kırılan kemik parçaları orada sindiri kesmesin diye
acil ameliyat alınıyor. Evet, ameliyat alındık sonra da işte 2 saat, 2,5 saat ameliyat sürüyor. Tabii ondan sonra hayatım tamamen değişmiş oluyor. Çünkü belden aşağı işte bir hissiyatım kalmamış oluyor. Yani. Kendisi Lyon'un çok sevilen bir esnaflarından Türk kardeşimiz ama Türk kardeşlerimize örnek olacak bir şekilde çok büyük başarıyı elde etmiş. Güzel bir şirketi var, güzel bir firması var. Tekstil üzerine çalışıyorlar. Evet. Büyük bir firmaya kurmuşlar. Lyon'da ve Fransa'nın birçok şehrinin dışında İtalya'ya da mal satan çok büyük bir şirketin patronu kendisi. Tam dükkanın önünde bu başına geliyor ve ondan sonra hayatı nasıl değişiyor bakın, hepimiz başına gelebilir. Sonra ne oldu o günden sonra? Sonra işte 4 ay bir hastane serüvenim oldu. 4 ay hastanede kaldım. Arada tabii fizik tedaviyle ayaklarıma sürekli hareket yaptırıyorlardı. Sürekli masajlar görüyordum. Tabii o ilk 2 ay çok zor oldu. Çünkü 2 ay sürekli yatmış, yani yatay pozisyondaydım. Hiçbir zaman oturamadım, hiçbir kalkamadım hiçbir şekilde. Sonra 2 aydan sonra da oturma pozisyona geçmek bayağı bir hafta 10 gün mücadele istedi. Çünkü vücut yeniden oturma pozisyonunu benimsemesi için tansiyon düşüklüğü yapıyordum. Yani. Evet. Sürekli baygınlık geçiriyordum. Evet. O bir 10 gün sürdü. Ondan sonra işte yavaş yavaş azim bırakmadan sürekli tedavi üzerine şu anda oturabiliyoruz. Bakın burası çok önemli kardeşlerim. İnsanoğlu yürümeye ve oturmaya mahsus bir yaratık. Onu yatırdığınız zaman bütün denge bozuluyor. Safa sağlam bir insan olmasına rağmen, her şey sağlam olmasına rağmen oturur ya uzun süre ya 2 ay yattığı için kalktığında aşırı dönmelerden dolayı oturamıyordu bile. Çok şükür. Bir de bu arada bacaklarda anormal kasılmalar olur sevgili kardeşlerim. Bakın kardeşimki ne kadar yumuşak şu anda. Çok kasılmalar olur. Hiç hareket olmadığı için, felç hali olduğu için o kasılmalardan böyle kaskat olur, ağrılardan duramaz. Ama kardeşimin çalışkanlığı, azmi sayesinde ve bu işi yeneceğim, ben bunu halledeceğim, ben ayağa kalkacağım, ben yürüyeceğim hırsını bırakmadığı için işler iyi gidiyor. Devam etsin bakalım. İnşallah, yani orada haklısınız, yani azmimi hiç bırakmıyorum. Umudum tam, güvencim de tam. Allah'a şükür yani akacağıma dair hiçbir içinde bir endişe yok. Tabii bazen süreç uzun gibi gelebiliyor ama yani niyetinde yani hiçbir zaman için umudumu kesmedim yani Allah'ın izniyle. Ve sürekli de hareket halindeyim yani işte fizik tedaviler olsun, havuz terapi olsun, işte hipnoz olsun, değişik böyle tedaviler görüp yani sürekli kendimi aktif bir şekilde tutmak istiyorum yani. Evet. bu işi başarmak istiyorum yani. Kardeşim çok bilinçli, kendisinin lisanda olduğu için internet vasıtasına girerek araştırmalar yapıyor. Nerede kim ne yapıyorsa onları buluyor. Buluşturarak onlardan tedaviler istiyor, yardım istiyor. Onları yapıyor. Kendisine hipnoz öğrenmiş. Hipnoz yapıyor. Akupunktur yapıyor. Hiçbir şekilde kendi yaptığı değişik aletlerle egzersizler yapıyor. Evde kendine mahsus bisikleti var. Kendine mahsus ayakta duracak aleti var. Bunlar hep kendi bilinçleriyle. Tabii doktorlar tavsiye ediyor ama esas kendi bilinciyle de oluyor. Buraları çok özel belirtmek istiyorum. Buraları çok önemli. Çünkü bizim burada amacımız sizlere, yani Allah korusun böyle olan kardeşlerimize mesaj vermek. Birinci kural, şifa Allah'tan gelecek. Umudunuzu hiç bırakmayacaksınız. İnşallah. Umudunuzu hiçbir zaman için bırakmayacağız. Ve sürekli de çalışmak gerekiyor. Yani maalesef bu işte çok yani yoğun bir tempoyla sürekli yani araştırmak, sürekli böyle kendinizi böyle dinamik hissetmeniz lazım ki eğer bir pes ederseniz yani çok yani aşılmaz bir dağ gibi görünüyor ama Allah yani yardım ediyor yani ben yani inanıyorum çünkü şu anda 1,5 sene oldu aşağı yukarı ameliyatım. Şu anda daha ilk zamana göre çok mesafe kat ettiğime inanıyorum yani. Kardeşler, sinirin iyileşmesi, size denenen sinirin iyileşmesi her gün 1 milimden daha yavaş gider. Düşünün, buradan başlayıp ta buraya kadar kaç santim var, kaç milim var, kaç günler sürecek. Ama tek dikkat edeceğiniz şey, azminizi bırakmayacaksınız, hırsınızı bırakmayacaksınız, sabrını bırakmayacaksınız. En büyük örneği kardeşim. Evet. İşte sizlere onun için kendisine geldim, rica ettim. Sağ olsun biz de kırmadı, röportajımızı yaptık. O yüzden sizlere mesaj vermek istiyoruz. Son olarak ne söylemek istiyorsun bizi seyredenlere? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip beni ziyaret ettiğiniz için. Yani ondan dolayı size yani Allah razı olsun. İzleyicilerimize de yani hiçbir zaman için bu tür durumlarda yani moral bozukluğu olmasın. Hiçbir zaman için yani pes etmemek lazım ve sürekli de imanlı bir şekilde Allah'a güvenerek bu işi yani çözmekte ben inanıyorum. Ya, bu şekilde giderseniz herkes başarabilir diye diyorum yani.
inşallah. Biz de çok teşekkür ederiz. Kesinlikle Yüce Rabbim bazen imtihan için insanlara böyle şeyler verebilir. Hı. Sabredeceğiz. Her şeyin Allah'tan olduğunu unutmayacağız. Şifayı da Rabbim'den isteyeceğiz. Ama tabii tedavileri de hiç ama hiç bırakmayacağız. İnşallah. Kardeşimize biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah. Evet, Lyon'da hastaneden kardeşimizi ziyaret ettik. Bu arada hastaneden de bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki hastaneler hakikaten eli öpülür hastaneler. İnanın şu Lyon'daki hastaneden çok daha güzel bizim hastanelerimiz. Hakikaten devletimize, milletimize de teşekkür ederim. Çok son dönemlerde inanılmaz güzel hastaneler ve çok iyi doktorlarımız var. Lütfen Türk doktorlarına, Türk hastanelerine inanın. Geldik gördük, burası Lyon'un en büyük hastanesi. Ama bizim ülkemizdeki hastanelerden hiç ama hiçbir fark yok. Hatta bizimkiler daha üstün. Çünkü bizimkiler daha yeni. Aletlerimiz daha yeni. Hele içindeki doktorlar hepsinden üstün. Lütfen Türk doktorlarına, Türk hastanelerine güvenin. Kardeşim gibi azminizi bırakmayın. Şifayı da Allah'tan bekleyin. Evet sevgili seyirciler, bir kere kardeşimize teşekkür ediyoruz. Çünkü programa çıktı, bize anlattı, niçin anlattı? Örnek olsun diye. Eğer bu kardeşimizin azmi, hırsı olmasaydı şu anda yatalaktı. Ama azmiyle, hırsıyla tekerlek arabasına biniyor. İnşallah önümüzdeki günlerde başka tedavilerle de yürüyebilecek inşallah, inşallah. O yüzden kardeşlerim, başımıza ne gelirse gelsin azmi bırakmayacağız. Daha önceki Mustafa'yı seyrettiniz. Galatasaray'ı tutuyorum, şey yapıyorum diyen o çocuk her gün sabah bizimle hareketleri yapıyor o haliyle ve bizim sloganı bırakmıyor. Ben sağlıklıyım, ben mutluyum, inşallah ben bu hastalığı yeneceğim diyor. Ne olursunuz başımıza ne gelirse gelsin hepsinde şükredip uğraşacağız, bırakmayacağız ipin ucunu. Bu dünyada her şeyin bir imtihan olduğunu unutmayacağız. Biraz sonra Oya Aydın hanımefendiden bahsedeceğim. Beyin ödemi ne demek? Ben size tıbbi kısımları anlatacağım. Onları anlatacağım. Ama şöyle bir hızlıca konuşalım. Almanya Ingolstadt'ta İmam-ı Azam Camii ve Talebe Yurdu'nda biz misafir ettiler. Bakın size küçücük bir şey göstereceğim. Şu çiçek beni ağlattı. Şu çiçek. Bunu veren kız çocuğunu göstereceğim size önümüzdeki günlerde. Vallahi billahi elleri tutmuyor. Bak şöyle sıkıştırmış arasına. Konuşmakta zorluk çıkıyor. Şöyle bana bu çiçeği sundu. Çok güzel saklayacağım. Kuruttuk bunu, saklayacağım. Bunu size programda anlatacağım. Kızlıkta konuşturduk. Yani inanılmaz bir şey. Oradaki kardeşlerin bizlere bağlılığı çok daha farklı. Hem memleket özlemiyle hem de yabancı bir memlekette çektiği sıkıntılarla daha bir bağlılar. Programları daha güzel seyrediyorlar, daha bir işlenler. O yavrunun verdiği çiçek. İlla bak o kadar aklıyla düşünüyor. Tam benim yanıma muayeneye girecek, şey yapacak. Orada bir tane çiçek yürüyor, böyle işaret ediyor. Götüreceğim, götüreceğim. Kendi aklıyla bunu bana verdi. Biraz sonra bunu anlatacağım. Bugün değil de programımızı çektik, daha sonra anlatacağız. Ben teşekkür etmek istiyorum oradaki kardeşlerimize. Ingolstadt İmam-ı Azam Cami Talebe Yurdu Derneği Başkanı Yunus Kambur kardeşime. Oradaki idare heyetinden Hoca Efendi Ömer Gülhan kardeşime. Kadir Karataş kardeşime. Ve bütün işlerini güçlerini bırakıp her an her dakika gece gündüz bizim yanımızda olan Burak ve Harun kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Burak Karataş'la Harun Reşit Satılmış'a ödüyorum. Çok güzel bizimle ilgilendiler. Güzel günler geçirdik. İnşallah biz de onlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde görüntüleri de göstereceğiz. Çok güzel, böyle dolu dolu çok güzel görüntüler aldık. Onların hepsini inşallah sizlere göstereceğiz sevgili evet. Kardeşlerim. İbretlik görüntüler aldık. Ders alıcı görüntüler aldık. Her nefes aldıkça halinize şükretmeniz gereken görüntüler aldık. Neler olmuş, neler bitmiş onların hepsini hikayelerini aldık. Bu arada Beşiktaş şampiyon oldu Feridun Bey. Ona da geçelim. Tamam. Kutluyoruz. Söyleyin, siz Beşiktaş şampiyon buradan. Oldu. Buradan İnanın kutluyorum. Çok sevindim. Evet. Ben Ankara Gençler Birliği'ni tutuyorum. Çünkü kendim oynadım. Rahmetli babam oynadı.
amcam oynadı. Ankaralısınız bütün zaten. Ankara'nın evet. takım olduğu için ben Ankara Gençler Birliği kulübünü tutuyorum. Gençler Birliği'yim. Kendim aynı zamanda üyesiyim de evet. zaten. Ben de Ankara Güçlü. Sevgili kardeşlerim, Serap Hanım da Ankara Güçlü. Evet, biz Ankara'lıyız. Ankara'lıyız. Ama biz her yol Ankara. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bir özellik evet. var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir vatandaşı olarak çok memnunum. Niçin? Bir Türk antrenörü şampiyon yaptı takımı. İki tane takımın başında yabancı antrenörler var. Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de. Elin yabancısı bizim Türk futbolcusunu anlamaz. 1982'den 2012'ye kadar genç milli takım doktorluğu yaptım. Futbol Federasyonu doktoru yaptım. Bu arkadaşlarla hep beraberdim futbolcu arkadaşlarım. Türk futbolcusu başka futbolcuya benzemez. Duygusaldır. Türk futbolcusuna harturtla bir şey yaptıramazsın. Türk futbolcusuna duyguyla bir şey yaptırabilirsin. Duygu yaşatırsın. Soyunma odasında hadi canlarım hadi bastırın biz bunu hallederiz diyebilmek lazım. Elin adamı gelir yabancı bir şey söyler. O da tercüme eder o duyguyu veremez ki. Veremediği zaman Türk futbolcusuyla başarılı olamaz. İşte kardeşler maalesef idarecilerin bilmediği bir şey var. Dünya paralar verip Elin gavurunu getiriyor. Benim Türk antrenörlerini desteklemiyor. Bir Yılmaz Vural diye bir adam evet, var, bir hoca var. Ben de kendisini var. Tanıyorum. Kardeşler, selam söylüyorum buradan. Bana öğrenciliğimde de çok yardımcı olmuştu. Almanya'da Köln Spor Akademisi birincisi adam. Birincisi. Lisan isterseniz lisan. Her türlü dil isterseniz dil. Psikoloji isterseniz psikoloji. Ve Köln Akademisi birincisi hiçbir takım getirmiyor başına. Niye? Türk diye. Maalesef ki böyle. Bunun yanında Ersun Yanal isminde bir hoca var. Takımı şampiyon yaptı diye cezalandırır gibi adamı yolluyorlar. Bunun yanında Mesut Bakkal gibi ilimsel bilimsel çalışan hocalar var. Bunun gibi hepsi daha neler değerli. Neler sayacağım, bir sürü ismini evet. sayacağım, bir sürü hocalar var. Hepsini şey yapmıyorlar, getirip yabancı Portekiz'in şuranı buranı getiren. Ondan sonra takım niye şampiyon olmadı? Olmaz kardeşim. Türk futbolcusunu Türk antrenör anlar. Beşiktaş'ı kesinlikle kutluyorum. Evet. Bu arada Fenerbahçe'nin basketbolda da çok büyük bir başarı elde etti. Biz basketbol o kadar bilmeyiz ama o kadar büyük bir başarı ki Avrupa ikincisi oldu. Bunu da çok güzel bir şekilde kutluyoruz. Şimdi Feridim bu kadar kutlamalardan evet, sonra... Gelelim. Dur Serap Hanım. Tamam, dur. Heyecanlandım zaten. Çok heyecanlıyım. Geceden uykusuzum. Futbol konusu açılınca Feridun Bey'e daha evet, heyecanlanır. Dur. Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir yarışma. Erevizyon şarkı yarışması. Bir sürü siyasi şeyler döndüğü için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne kaç zamandır katılmıyor. Doğru, haklılar da birazcık ama nasıl olduysa bir birincilik verdiler. Kime? Ukraynalı bir Kırım Tatarı sanatçı. Adını da değiştirmişler ama esas ismi Cemile. Cemile diyor ki anneannemden anlattığı Kırım Tatarlarının sürgün hikayelerinden ilham aldım. Bu şarkıyı yaptım. Sözlerin bir kısmında diyor ki yabancılar evlerimize girdiler, hepimizi öldürdüler, sonra da biz suçsuzuz dediler. Aklınız nerede? İnsanlık ağlıyor, kendinizi tanrı zannediyorsunuz ama unutmayın herkes bir gün ölür. Ve Türkçe'nin nakarat kısmı da var. Gençliğime doyamadın, ben bu yerlerde yaşlanamadım. Kırımlar geliyor kardeşim, kendi evi duruyor orada. Kendi evinin önünde yerde kalmasına, çadır kurup kalmasına bile müsaade etmiyorlar. Kırımların kendi mallarına el koydular, sürdüler. Şimdi geldiler, müsaade ettiler geldiler ama o evinin de başkaları oturuyor, vermiyorlar, şey yapmıyorlar. Öyle bir zalimlik var, öyle bir eziyet var. Şimdi bu şarkını bir dinleyelim, bu Cemile'yi dinleyelim. Önümüzdeki günlerde Kırım'la ilgili size birazcık gene bir şeyler söyleyelim inşallah. Ben bu yarın
Evet sevgili kardeşlerim, biraz sonra size beyin ödemi ne demek? Oya Aydoğan hanımefendinin esas ölüm sebeplerinden bir tanesi beyin ölümü. Nasıl oluyor? Nasıl bir durumla karşımıza çıkabilir? Nasıl oluyor? Onları göstermeye çalışacağım. Beyin kanaması ya da beyinde bir sıkıntınızı nasıl anlarsınız? Onları anlatacağım. Aort anevrizması ne demek? Aort anevrizması sizde olup olmadığını nasıl anlarsınız? Size nasıl bir belirti verir? Acaba sizde de var mı aort anevrizması? Acaba sizde böyle evde patates yerken ya da leblebi yerken ya da elma yerken boğazınıza takılırsa ne yapacaksınız? Bu kadar hepsini... kolay yırtılır mı? Onu da soracağım. Evet. Bir şey takıldığı hepsini, zaman hepsini nasıl anlatacağım. Vakit saat geldi mi? Evet. Her şey bahanedir kardeşler. Feridun Bey kendi annesiyle birlikte aynı kaderi paylaşmış. Annesi de öyle boğazına bir şey kaçarak gitmiş. Çok enteresan geldi bana. Demek ki gerçekten kader Feridun Bey. Kaderden daha bu, bunun ziyade önüne geçilmez yani. Anlayanlara, anlayanlara Allah'ın azametini gösteren ibretler var. Bak işte sizleri konuşturmak istiyor. Aa, annesinde de aynı kaderi varmış diyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip Allah'ın azametini, Allah'ın varlığını düşüneceksiniz. Şu buyurun. Çiçeklere rengi veren kim? Bu zambağa bu rengi veren, bu gülek, bu kırmızılığı veren kim? Bunları düşüneceksiniz. İbret alasınız diye bir sürü hikayeler var böyle. Şimdi gelelim şu zencefilli limonlu bir sirkemi yapayım. Ondan sonra size beyin ölümünün, beyin ödemi ne demek? Onları göstereceğim. Nasıl oluyor, ne yapacağız? Nasıl olmuş? Bunların hepsini anlatacağım. Kardeşler lütfen yapmanızı tavsiye ediyorum. Artık her yerde bulabiliyorsunuz zencefili. Zencefil alacaksınız. Zencefilin... Taze zencefil değil mi? Evet. Taze zencefil alacağız. Alacaksınız. Kabuklarını kimi soyun diyor, bazıları soyun diyor, bazıları soymayın diyor. Ne dersiniz Feridun evet. Bey? Zencefille ilgili şeyler vardı, bu kağıtlar vardı, onu nereye koydunuz onları göremiyorum. Neyse zencefili aldık, bir yaklaşık yarım kilo kadar kök zencefili rendeledik kardeşlerim. Güzelce rendeledik, ondan sonra bunu bir kavanozun içine koyuyoruz. Güzelce rendeledik. Rendeledik, bir kavanozun içine koyuyorum. Kabuklarını soymadınız. Güzel yıkadınız sanırım değil mi? Dışını yıkadık. Evet. Evet. Hiç kabuklarını soymadık. Soymadınız. Evet. Katliyen soymadık. Güzelce yıkadık. O yüzden sordum. Feridun Bey de bana kabuklarını soymadan kullan diyor. Sevgili kardeşlerim, sonra da limonu aldık. Limonun beyaz kısmı kalacak yalnız. Sakın beyazını soymayacaksınız. Sadece sarısını alacaksınız. Sonra da bu limonları şöyle sıkıp sıkıp attık. Bazen biz çekirdeklerini atıyoruz, bazen atmıyoruz. Çekirdekleri sirke çok uzun süre durursa biraz acıtıyor. Çekirdeklerini uzun süre tutacaksanız biz 15-20 günde alacağımız için fazla bir şey yapmıyor, çıkarmıyoruz. Ama çok uzun süre duracaksa çekirdeklerini çıkarın diye tavsiye ediyoruz. Bakın böyle sıkıp atıyorum. Limonu soyduk ama katliyen şeylerini soymadık. Beyaz kısmını soymadık. Güzelce limonları da sıkıp attık. Bir daha söyleyelim. Yarım kilo limon, yarım kilo kök zencefil. Ne yapıyoruz? Sirke. Zencefilli limon sirkesi. Ne yapıyor bu sirke? Yağ yakıyor. İmmün sistemimizi güçlendiriyor. Birinin derdi sağlık, öbürünün derdi güzellik. Bu da orada öyle yağ yakıyor. Ama zayıflamaya da yağ çok etkili. Doğru. Çok bugün etkili. Zayıflama oldu. Bu arada ben de zayıflamaya çok etkili ama. Çok etkili şey ama. Çok esas güzel şey. İyileştirme gücünüzü, immün sisteminizi kuvvetlendiriyor. Her türlü hastalıklara karşı koruyor. Bak nelere evet. Faydası varmış. Feridun Bey, kana neler, faydası kanınızın varmış. Kanınızın dolaşımını düzenliyor. Evet. Mideye faydası var. Soğuk algınlığa, hazma karşı, kansere karşı ve ağrılara karşı ve eklem iltihaplarına, romatizmal hastalıklara karşı çok iyi geliyor. Şimdi bunu da koyduk mu? Koyduk. Sonra ne koyacağız bunun içine? Her zaman olduğu gibi 4 litre suyumuzu koyduk. 4 litre suyumuzu koyuyoruz kardeşlerim. Zencefil aynı zamanda mideye de yararlı Feridun. Çok. Mide bulantılarına, mide yanmalarına. Feridun Bey anlatsın. Hepsine evet, çok faydalı. Evet. Nane limon kaynatırız ya. Nane limon kaynattığımız zaman içine şöyle çok azıcık bir parça da zencefil koyduğunuz zaman mide bulantısına daha da iyi geliyor. Nane limonun da etkisini arttırıyor. Bir çorba kaşığı tuz koyduk. Muhakkak çan kırmızı doğal tuzunu kullandık. Bir bardak da sirke koyduk. Bitti mi? Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Almanya'da gördük, çok memnun olduk. Bütün kardeşlerimiz hemen hemen sirkeyi yapıyor. Oradaki hanım kardeşlerimizin hemen hemen hepsi bir çeşit sirkemizi yapmışlar.
Hepsi faydalarını anlattılar. Bizi çok duygulandılar, çok mutlu ettiler. İşte kardeşlerim bu kadar basit. Üstüne de yazmışız. Zencefilli limon, kilo verdiren sirke. Yapın, kilo vermede ne kadar çok faydasını göreceksiniz. 15 gün sonra olacak. Evet. Ve içmeye başlayacaksınız. Hı hı. Aynı zamanda immün iyileştirme gücünüzü arttıracak. Bağışıklık yani. Tövbe, bağışıklık. Allah korusun, Allah korusun. Ailenizde kanser olan... Ne kadar olan, içeceğiz? Evet, söylesin Feridim. Ailenizde kanser olan falan varsa, ırsiyet faktörü değildir diyelim ama yine de bunları yapın, vücudunuzun direncini kuvvetlendirin. Çocuğunuz sık sık nezle, grip oluyorsa yapın. Çorbalarına katı katı verin. Ne kadar içeceğiz? Sabah, akşam bir fincan içeceğiz. Şeker hastasıysa. Kilo vermek istiyorsanız günde her yemekte içeceksiniz. 3 sefer içeceksiniz. Her yemekte. Bir fincan da içebilirsiniz, bir bardak da içebilirsiniz. Size bağlı. En iyi doktor kim? Sizsiniz. En iyi sizin vücudunuzu kim bilir? Siz bilirsiniz. Size dokunuyorsa suyla. Bana çok dokunuyor, beni rahatsız ediyor. Bravo. O zaman ayranın içine kat da iç. Yoğurtla bu sirkeyle ayran yap. Bak gör nasıl oluyor. Ne mide ağrısı yapacak, ne şey yapacak, hem de mükemmel fayda. İşte bu kardeşlerim, bu kadar basit. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra beyin ödemini anlatacağım. Anevrizma nasıl oluyor onu anlatacağım. Sizde var mı acaba? Nasıl belirti verir? Ne yapar? Neye dikkat etmemiz lazım? Onları anlatacağım. Başımda da beynimde de varsa anevrizma nasıl belirti verir? Onları anlatacağım. Hepsi biraz sonra ama çok önemli zayıflamadan bahsedeceğim. Bu çay ne çayı, neye yarıyor bu çay, nasıl oluyor bu çay, bunu göstereceğim. Bu çay buradan çıktı, şu odundan. Odun. Bak odun, resmen odun. Bak nasıl çıktı, hepsini anlatacağım. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı biraz sonra buradayız. Sevgili seyircilerim, sizlere beyin getirdim. Beyin getirdim çünkü ben size biliyorsunuz her şeyi göstererek anlatmak istiyorum. Beyin ödeminin nasıl olduğunu, beyin kanamasının nasıl olduğunu göstereceğim biraz sonra. Bakın hakiki beyinleri getirdim. Beyin ödemi ne, beyin kanaması ne, hepsini göstereceğim. Hakiki beyin üstünde. Şekilde, şemalde değil. Başkalarının yaptığı gibi işte şu şeyle böyle değil. Aynen böyle göstereceğim. Nasıl kanama oluyor? Nasıl beyinde ödem oluyor? Beyin anevrizması ne? Nasıl olmuş? Nasıl oluyor? Hepsini göstereceğim. Dolu dolu, dop dolu hazırlıklar yaptım. Zayıflama ile ilgili Serapa'nın bir çayı var. Sakın kaçırmayın. Ama şimdi reklama gitmek zorundayım ki çok uzun konuşabileyim. Mecburen şimdi reklama gidiyorum. Çok uzun konuşmak için hemen biraz sonra beyin ödemiyle başlıyorum. Oya Aydoğan hanımefendinin vefatının esas ana sebebi ne? Onları anlatacağım. Hepsini konuşacağız biraz sonra. Evet sevgili seyircilerim, bunlar ne diyeceksiniz, bunlar ne? Biraz sonra bunları da açıklayacağız ne olduğunu. Bunlar... Sen bize soruyorsun diyor. Bu ne, bu ne? Ablam sen de, diyor. Sen de söyle bakalım. Ablam bu diyor ne? Ki. Dedi. Ablam diyor ki hadi bakalım ne olduklarını bil bakalım diyor. Getiren ablam, bunları getiren ablam, sen bize imtihan ediyordun, ben de seni imtihan ediyorum diyor. Bunlar ne diyor, soruyor. Biri alıç. Ha. Birisi de kivi ayva. Sonbahardan beri sirkelerin hepsini yaptım. Ananasta ne bu ne sen yaptıysa ben hepsini yaptım hocam. Peki ne faydasını gördün, bir de onu anlat şimdi. Valla eşim 170'e yakınıdı. 145 oldu. Tamamen, ben de tamamen bizim evet, sirkelerle ve bizim evet, tutarak. Hiçbir şey yok. Evet sadece sirke veriyor. Sen kendim de 92 yedim, 82 oldum hocam. Duyuyor musunuz kardeşler? Bakın delili ispatlı işte. Sabah, öğlen, akşam yani devamlı böyle meyve suyu gibi hiç sulandırmıyor. Eşim şunun altında böyle duruyorum. Böyle çünkü çok önemli. Yasın, topraklar sıkmasın seni. Sen kaç tane yaptın? Sen kaç tane yaptın? Ben hocam siyah lahana yaptım. Kaç tane toplam? 11 tane yaptım. 11 tane yapmış. Alıç yapmadım mı hocam? Görüyorsunuz şimdi alıçtan bahsedeceğiz. Alıç çok önemli. Biraz sonra bahsedeceğiz. Kalp... Yani şimdi
kalp sağlığı açısından alıç çok önemli. Feridun Bey, orada dursaydınız da bir şey soracaktım. 25 kiloyu ayva limonla mı verdi yoksa alıçla mı? Ananas da yaptınız. Hepsini içirmiş. Hepsiyle, ikisiyle hepsini de verdiniz. Tamam. Yani sirkenin hepsi aynı. Evet. Şu... Harika. 25 kilo verdi bu şurada sirkelerle. Annem de bize bir şiir okuyacakmış. Hemen oku hadi. Şiir değil hocam da. Ha, şiir değilmiş. Neymiş? Şehit annesinin mektubu diye bir şey yazdım. Şehit annesinin mektubuymuş. Özür Öncelikle dilerim. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın ailelerine sabırlar istiyorum. Ninnilerle büyüttüm. Akşam yıkadım, sabah giydirdim. Yemedim yavrum yesin diye. Her şeyin iyisini onun için istedim. Büyüdü, asker oldu oğlum. Davullarla gönderdim. Kına yaktım ellerini. Uğursuzluk olur diye ağlamadım ardından. Ama yüreğimde bir yangın vardı. Beni için için yakıyordu. Ayları günleri sayar oldum. Bir gece uyandım. Sanki içimde bir alev vardı. Sabahleyordum, ölemiyordum. Yavrum evine geliyordu ama nasıl? Tabutundan kanlar sızıyordu. Dayanmak mümkün değil. Anam, oğul. Ana yüreği nasıl dayansın? Sen şehit oldun yavrum, bense divane. Yaşamak için yoktur bir bahanem. Tutunacak dalımdın, meyve veren ağacım. Dallarını kırdılar, gölgende oturamadım. Sen şehit oldun yavrum, bense divane kadın. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Bütün kardeşlerimize, bütün şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Sevgili kardeşler, bu dünyada her şey bir bahane. Yüce Allah meleklerini toplamış, görevlendiriyor. Sen diyor ki havadan sudan sorumlusun. Sen diyor insanlarla irtibat kuracaksın. Azrail'e de diyor ki senin görevin insanların ruhunu alıp bana getirmek. Yani öldüğü zaman bana ruhunu getireceksin. Ya Rabbi diyor, ben senin meleğin değil miyim? Niçin en zor görevi bana verdin diyor Azrail Hazretleri. Sen hiç merak etme. Ben öyle bahaneler vereceğim ki kimse seni suçlamayacak ki. Kimse seni bir şey yapmayacak ki. Nasıl olacak? Araba kazası diyeceğim. Boğazına patates kaçtı da ondan oldu diyeceğim. Aort anevrizması diyeceğim. Beyin ödemi diyeceğim. Şehit oldu diyeceğim. Hepsinin sonunda bana döneceksiniz diyor Yüce Rabbim. İnşallah bu emaneti güzelce teslim edebilenlerden olalım. Hazreti Mevlana'ya Azrail geliyor. Tabii büyük zatlara Azrail'le ahbap onlar dost. Diyor ki ya Mevlana, vakit geldi, sizi almaya geldim. Yüce Mevlana diyor ki inşallah beni sabredenlerden olduğumu göreceksin. Ama müsaade et, bugünü toplayayım etrafımdakilerimi, düğün günü ilan edeyim. Niçin? Çünkü sevdiğime kavuşuyorum. Bütün hayallerimi besleyen, bütün hayallerimdeki düşündüğümü, bütün bu bana bu güzel şeyleri yazdıranı, hepsini yazdırana kavuşuyorum. Yüce Allah'ıma kavuşturuyorum. Ne mutlu bana ki bugün benim düğün günüm olsun, bugün benim Allah'a kavuşma günüm olsun diyorsun. Biz inananlar için ölüm tabii ki ölüm çok zor ama ölümün de güzeli olsun inşallah. Ölümün de hayırlısı olsun inşallah. Allah kimseye muhtaç etmeden, kimseye düşürmeden. Feridun Bey, bu kadar çok ölen de gördünüz hastanelerde. Size bir soru sormak istiyorum. En güzel ölüm hangisi olabilir? Ya tabii ki de her ölüm erken ölümdür falan filan ama gerçekten uyuyup uyanmamak mı? Ha? Ne dersiniz? Sevgili kardeşler. Öyle midir? Çok hakikaten çok vefat eden, ellerimize çok vefat eden ablalar oldu. Çok vefat eden kardeşler oldu, çocuklar oldu. Çocuk ölümleri zor. Onlara çok üzülüyorsunuz. Siz doktorları zannediyor musunuz ki hiç etkilenmiyor? Vallahi billahi. Asistan odasında hüngür hüngür ağlayan doktorlar olurdu. Abi ameliyatını çok güzel yaptım. Niye böyle oldu diye dövünen doktorlar vardır. Size göre gaddar, size göre insafsız, size göre oturmuş biz orada ölüyoruz, bu orada çay içiyor dediğiniz doktorlar vallahi billahi odasına girer ağlarlar. Ama size bir şey belli etmezler, göstermezler. Hep aklıma geldi de o yüzden ben de şu anda etkilendim. Kardeşler, İnanın çocuklara hiç dayanılmaz. Çocuklar da daha bir etkilendirir.
Bir de hastalarla ister istemez bir bağınız olur. Etkileşirsiniz. Yoksa etkileşmezsen o kadar bakamazsın. Gecenin yarısında telefon edersin. Ya 310'daki hastanın durumu nasıl? Sen nöbetçi değilsindir ama gene merak et. Nasıl oldu ya? Aman ona, onunla iyi ilgilen ha. Bak, böyle diye birbirinize mesajlar veririz. Hastaların durumlarıyla ilgili şeyler veririz. Yani öyle bir duygusal bağlar olur, öyle değişik şeyler olur ki sen ne yaşarsın. Yani Allah ölümün de hayırlısını versin. Evet. Feridun Bey, çok ben değişik şeyden, ölümler mesela, var. Allah korusun, yanarak ölmek mesela değil mi? Yani donarak ölmek, yanarak ölmek. Tabii, kurtlar, tabii. Onlar, kuşlar onlar yiyebilir. Allah kötü. Korusun değil mi bir uçak kazasında? Yine Almanya'da bir ölüm şeklini Allah anlatayım. O yüzden Allah ölümün de hayırlısını versin diye dua Almanya'da etmek. Almanya'da bir ölüm çok şeklini anlatayım. Yine şey anlattılar. Delilli ispatlanmamış ama yine de şerefsiz Almanların yaktığı bir ev. Ramazan günü abim de oruçlu. Geliyor, evi yanıyor. Hemen can içinde, yangın içine dalıyor. Durmuyor, tutamıyor derken giriyor. 4 tane çocuğunu kurtarıyor. En küçük Yunus kalıyor içeride. Yunus yavru kalıyor. Eyvah diyor, Yunus yok. Koşuyor gene, dur mur deseler de gene dalıyor yangının içine. Yunus arıyor, arıyor, bir türlü Yunus bulamıyor. Ama o sırada yangın iyice artıyor. Oradaki yanan bu parkelerin kokusunun etkisiyle kendisi de tam ortaya düşüyor, kalıyor. Orada kendisi vefat ediyor. Yunus da meğerse yatağında değil. Adam Yunus'un yatağın başında olduğu için anlıyorlar. Yunus'un yatağı burada, adam burada başında, burada ölüyor. Yunus da korkusundan gitmiş, annesi var zannedip annesinin yatağına gitmiş. Öbür odaya gitmiş meğerse. Annesinin yanına gitmiş Yunus, annesinin şey yapınca. Anne de olmayınca Yunus da annesinin yatağının orada vefat etmiş. İkisi de böyle Almanların yaktığı evde. Hani böyle diye suçlamayayım ama böyle olmuş maalesef. Güzel, oruçlu haliyle vefat ediyor. Şimdi yanmak var kardeşler. Yanmak bayağı tehlikeli. Dağda taşta araba kazası geçirmişim. Geliyor kurtlar oranı buranı ısırıyor böyle. Öyle ölmek var. Bir de güzelce yatmışsın, bir bakmışsın, uyumuşsun, uyanmamışsın, böyle ölmek var. Bunların hepsini Allah hayırlısını versin diyelim. Şimdi size konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bakın bakın. Ne diyor? Bir şu görüntüyü gösterin. Kaç saat süren kalp nakli ameliyatı sonrasında doktoru hastanın başında. Bakın şu da asistan uyuyakalmış. Bu da nöbette. Vallahi billahi bunları çok yaşadık. Biz de yeminle söylüyorum, o kadar kötü olursun ki gitmeye de doyamazsın. Burada hastanın kalp sesi dıt 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 diye atan ses ninni gibi gelir. Ama yeminle söylüyorum, o seste bir değişik olduğundan fırlarsın. O ritimle mesela dıt 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 yaptın, bu en derin uykuda olsa bile fırlar kalkar. Biz de böyle çok yaşadık. Böyle çok olmuştur, çok şeydir. Bu artık ameliyat bitmiş. Hasta toparlanacak ama o artık uyuyakalmış, şey yapmış. Böyle şeyler çok olur, bizde de olmuştur. Doktorlarınıza hürmet edin, doktorlarınıza saygı gösterin. Elinden geldiğini yaparlar, onların da insan olduğunu unutmayın dedikten sonra... Evet, şöyle geçeyim, size oydan anlatayım. Oydan hanımefendinin dediler ki, kalbinde aortta anevrizma var dediler. Anevrizma neticesinde boğazına bir şey kaçtı. Zorladığı için... O anevrizmada çatlak meydana geldi. O anevrizma neresi? Anevrizma ne demek Feridun Bey? Öder mi demek? Gösteriyorum, 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 gösteriyorum. Bu kalbiniz. Kalbinizin bu aort damarı. Bunun burada bir anevrizma. Anevrizma ne demek? Ne demek? Gösteriyoruz. Bakın. Normal aort. Bu da anevrizma. Yani oradaki damarın zarının bozulmasıyla... Damarın böyle baloncuk yapması. Ebru Gündeş hanımefendinin de beyninde olduğuydu aynı olay. Beyin damarında olduğuydu hatırlıyorsunuz. Ebru Gündeş hanımefendi nasıl oldu? Böyle dururken böyle birdenbire fenalaşı gibi oldu. Şuraya oturayım derken bam diye düştü. Acil müdahale edildiği için doktor abimiz, Cengiz abimiz çok güzel müdahale ettiği için her türlü işini gücünü görüyor. Sevgili kardeşler, sizde de kalbinizde aort anevrizması olup olmadığını nasıl anlarsınız? İyi dinleyin. Bir yere gidiyorsunuz, merdiven inip çıkıyorsunuz. İkiniz aynı anda yürüyorsunuz. Yanındaki yorulmadı, siz böyle oldunuz. Ben uyuyayım hocam.
oluyorsanız muhakkak ne oluyor diyeceksiniz. Yalnız dikkat edin. Yaşınız, kilonuz biraz aynı olacak. Yani biriniz tombiş, biriniz zayıf. Ondan mukayese yapma kendini. Aynı bak mesela şu iki abla birbirini mukayese yapabilirler. Bak bu iki abla birbirini mukayese yaparlar. Yaşlarıyla, boylarıyla, şunlarla bunlar benziyorlar. Benziyor. İşte siz ikiniz aynı yeri yürüyorsunuz. Ya da mesela programa gelirken merdivene çıkıyorsunuz. Çıktığında bu abla şöyle oldu mesela. Böyle biraz nefes yetmezmiş gibi, hava yetmezmiş gibi oluyorsa muhakkak kalbini bir göster kardeşim. Şimdi o kadar güzel aletler var, o kadar güzel şeyler var ki bunlar. 10 yaş fark eder mi Feridun Bey? 10 yaş. Çok fark eder. Öyle mi? Aramızda çok. 10 yaş varsa mesela fark eder. Çok fark eder. Çıkarken fark eder. Çok fark eder. Yaşınız aşağı yukarı benzeyecek. Bu nefes meselesi önemlidir. Birdenbire nefes yetmezmiş gibi olur. Hava yetmezmiş gibi olur. Bazen böyle evde oturduğunuzda böyle içiniz böyle geçermiş gibi olur. Kıyılırmış gibi olur. Böyle bir tuhaf olur. Böyle diye bir şeyler olur böyle. Böyle bir şeyler oluyorsa muhakkak bir gösterileceksiniz. Bazen kalbiniz kuş çırpınır gibi çırpınır böyle. Şöyle kalp şöyle atar bakın. Lıp 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 lıp. Bazen de şöyle yapar. Lıp durur böyle arkasından lıp 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 yapar. O aşktan Feridun Bey. Öyle kuş çırpınırmış gibi olması aşktan değil mi? Aşık olduğunuz zaman yaşıyorsunuz onu. Bence güzel bir şey. Bizim derdimiz ne? Kelebek gibi böyle pır 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 o aşktan. Durun bir dakika. Bunun adı ekstrasiston. Gençlerde aşıktan diyor hanımefendi. Yaşlılarda... Ekstrasiston ne? Kalbin kendiliğinden birkaç tane fazla atım yapması. Dikkat edin. Bu kış çırpınır gibi olması dakikada bir iki tane ise bir şey değil. Ama 5 tane, 6 tane ise yani o kuş çırpınır gibi içinizin bir tuhaf geçmesi derhal bir doktora gidin. Muhakkak gösterin, anlatın böyle fazlaysa. Oruçta şimdi önümüzdeki günlerde oruç olacaksınız. Oruçta bu ekstrasistoller biraz artabilir. Sakın telaşlanmayınız. Yani böyle durduğun yerde böyle içinde bir tuhaf olur, böyle bir şeyler olur. Bunlara fazla telaşlanın oruçsanız. Ama bu sık sık oluyorsa, içiniz geçermiş gibi oluyorsa, hafif böyle bir baygınlık geliyormuş gibi olursa muhakkak doktora gösterin. Ama en önemlisi yürüyüşlerde ya da basit bir işlerde eskiden yürüdüğün yerde yürüyebildiğin zaman nefes nefese kalıyorsan, merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorsan, basit işlerde bile yatağı toplarken bile böyle fark etmezsin böyle bir şey geliyorsa hemen sen bir an önce git bir göster kendini, kalbine bir baktır. Aort analizi nasıl oldu hanımefendi? Ama tabii anlatılanlardan çıkartıyoruz, şey yapıyoruz, tam bilmiş değiliz. Kardeşi diyor ki, kız kardeşi evde diyor öksürdü. Ondan sonra ay ben bir tuhaf olayım, ben biraz yatayım dedi. Ne oldu? Tam yırtılsa kardeşim, yani bu aort tam yırtılsa anında böyle hop diye gidersin, hemen ölürsün. Bu tam yırtılmadı. Hafif böyle orada çatlak meydana geldi, sızıntı meydana gelince hanımefendi kendini kötü hissetti. Kötü hissetti çünkü içeri yavaş yavaş kanama oldu. Allah'tan kardeşi akıllıca annesinin de başına geldiği için hemen hastaneye başvurdu. Hastane başvurması vefat evde olurdu yani. O kadar önemli bir durumdu. Çünkü çok ana damar bu. Doktor kardeşlerimiz çok güzel ameliyatını yaptılar. Fakat bazen ameliyattan sonra hasta heyecana gelmesin, hastanın durumu toparlasın diye ilaçla uyutulur hasta. İlaç verirsiniz, hastayı damardan beslersiniz. Hasta iyice bir kendine gelsin diye devamlı uyutulur ki relax olsun beden diye. Fakat hanımefendi de bunları yapmalarına rağmen ödem meydana geldi. Beyinde ödem meydana. Bir bazen doktorların istediği şeyler tam gerçekleşmeyebilir. Beyin ödemi ne demek kardeşler? Peki uzun süren ameliyattan sonra mı oldu Feridun? Sadece ondan da olabilir. Sonra. Geçirdiği kansızlıktan olur. Verilen kanlardan olur. Ne soracaksın abla? Kolay yırtılan bir damar mı diyor? Bravo. Bu damar öyle kolay yırtılan bir damar değil. Tansiyonunuza dikkat etmezseniz, öyle öksürdüğü kendinize yırtılır dikkat mı yani? Etmezseniz pek öyle kolay yırtılmaz. Ha, pek kolay yırtılır. Kolay yırtılmaz. Ama bizim söylediklerimize dikkat ederseniz bir şey kaçtığında ne yapacaktınız? Böyle karnınıza bastırıp diye böyle
böyle kendinizi manevralar evet, yapıyorsunuz. Yapayım öyle mı? Saatlerce tamam, öksürmüyor. Yumruk hadi, yapıyorsunuz. Hadi, yap. Evet, elinizi yumruk yapıyorsunuz. Sonra böyle değil mi? Sınıfta kaldın. Nasıl yani? Kaldın sınıfta. Bir dakika şöyle mi? Bak nasıl öğrenmiş ha? Bak. Bir dakika bak, parmak içeri. Tamam ya unuttum tamam, ya. Tamam unutma tamam kardeşim. Tamam ya bir dakika ama tamam, dur ama. Tamam ben bunun eline kaldıysam öldüm gittim kardeşler işte. Hayır parmak içeri. Bana bir şey olursa haberiniz olsun bak kadının yüzünden. Bir bak, dakika parmak içeri hiç tamam. Hiç bilmiyor bu işi. Tamam bir dakika parmak ben, içeri ben evet. Elma ne yaptım şey ben de şöyle yaptım sanki. Bak bilmiyor. Ya ben de böyle yaptım. Olsun öyle böyle şöyle. Sonuçta yaptım ya. Hadi bir iki üç. Ha böyle tamam. Bakın doğru. Tam evet. İman tahtasının altına şuraya ha. Kuvvetlice basacaksın. Evet hadi. Böyle bak yap. Ben yapmıyorum ama bunu ister istemez oluyor. Böyle deneyin siz de evde gene. Tamam. Antrenman yapın, provasını yapın. Parmak şuraya içeri, şuraya şuraya iyice ben çıkarıp panikle, tam iman tahtasının altına kuvvetlice çekeceksiniz gibi. Böyle. Burada panikle unutursan öbüründe devamlı panikle unutursun. Bir şey söyleyeceğim. Parmak içeri olmasa da olur Feride. Olmaz. Olur. Kurtulursun. Yine de kurtulursun. O hareketi yapmak değil mi önemli neyse, olan? Neyse tamam kardeşim. Tamam. Küçük yani çocuklara aşağı doğru yapacaktınız. Mükemmelini öğretti Feride. Şimdi anlatıyoruz. Sevgili kardeşler. Beyninizde anevrizma varsa beyninizdekini nasıl anlarsınız? İstenmeyen tuhaf tuhaf baş ağrısı. Tuhaf tuhaf baş ağrısı. Tamam yandık şimdi bu yarın bana gibi bayılma bir şey çektireyim der başım ağrıyor der. Ay yok Allah korusun. Neyse dinleyin. Tuhaf baş ağrısı. İlaçlarla dikkat edin. İlaçlarla geçmeyen baş ağrısı. Başınızda ağrı var. Ağrı kesici almanıza rağmen geçmiyor. Bir tuhaf bir ağrı var. Bu muhakkak beyninizi göstermeniz gerekiyor. Aynı olay beyinde de olabiliyor. Beyin damarları gösterelim. Bakın burada bir sürü damarlar var. Bakın kardeşler. Şu damarları görüyor musunuz? Bunlar beyin damarları. Bu beynin altında ana damarlar da var. Bu damarlar derler ki baloncuk yapmış derler. Baloncuk demek işte onlar anevrizması yapmaz. Bunlar kendini baş ağrısıyla kendini gösterebilir. Bazen göz kararması gibi sebeplerle de gösterebilir, şey yapabilir. Bazen içiniz bir tuhaf olmayla gösterebilir. Yani bunlar bu şekilde kendini hakikaten belli ederler anlayana, bilene. Sizden ne yapacaksınız? Sizden böyle bir şeyiniz varsa bir beyninizi, bir kalbinizi göstermenizde yararlar var. Beyin ödemi nasıl oluyor? Beynin %80'i sudur zaten kardeşler. Sudur. Beyin ödemi bakın ben şimdi şurada hakiki bir beyni aldım. Bunun beyin ödemi nasıl oluyor size göstereyim. Bak göstereceğim şimdi. Bakın şöyle oluyor. Nasıl hastanede yatmış bir gittik yanına ayakları şişmiş tanıyamadık diyorsunuz bazen. Hani büyük ameliyatlar geçirdikten sonra. Surat Murat'ı. İşte beyin ödemini gösteriyorum bak kardeşler bak. Şimdi şuraya dikkat et. Tam şuraya konsantre miyiz? Tam çok güzel gösteriyor. Bakın dikkat edin. Ne oldu bakın burada şişme meydana geldi. Anlatabildim mi? Vücuttan böbrekler güzel çalışmıyor. Şey yapmıyor bakın bir daha gösteriyoruz. Bakın şişme meydana geliyor bak. Kafatasının içine beyin sığmaz oluyor. Ödem meydana geliyor. Dikkat edin gösteriyorum şimdi. Bu bunun içinde şişiyor sığmaz oluyor. Bunun için ilaçlar kullanılıyor. Şu yapılıyor bu yapılıyor ama yetmeyebiliyor. Bu buraya Allah sığmıyor yani. Sığmıyor. Baskı yapıyor. Kardeşler tövbe estağfurullah ne oluyor biliyor musunuz? O kadar baskı yapıyor ki şurada delik var ya aşağı doğru fırt diye kaçıveriyor beyin. O anda ölüm meydana geliyor şey yapıyor. Neredeki delik bakayım? Şurada delik var. Burada beyin çıkıyor aşağı doğru ya. Öyle mi? Ha, bak şu kısmı. Ben bunu hiç görmemiştim. Bakın burada delik var. Şu kısmı aşağı doğru şurada. İniyor. Fırt diye birden ölüm. Ölüm beyin. Şu delik. Bak gösteriyorum şuradan tamam. İşte. Bak böyle çıkıyor işte. Bak böyle. Ay. Burada işte böyle çıkıyor. Bakın çek elini. Çok güzel. Buradan böyle iniyor. Bu medulla spinalis. Ama beyin ödeminde şöyle bir şey oluyor. Bak gösteriyorum şimdi. Bak göstereyim. Dikkat edin buraya. Ay. Ne oldu? Beyin çıktı. İşte ölüm oldu. İçerideki ödem durdurulamadı. Pat diye aşağı beyin çıktı. Vefat. Hiç kurtuluş olmayan bir durum. Of. Bu olmasın diye bir sürü tedbirler alınıyor, bir sürü ilaçlar veriliyor, şu oluyor, bu oluyor ama yetmiyor. Bazen elinizde olmuyor. Bakın böyle beyin aşağı doğru çıktı, beyincik indi, ölüm meydana gelebiliyor kardeşlerim. Peki, ben de böyle bir şey olmasın diyorsanız
Baş ağrılarınızda şuna buna çok dikkat edeceksiniz. En ufak bir baş ağrınızda şey yapacaksınız. Bu arada hemen bir de beyin kanamaları nasıl oluyor onu da bir göstereyim kardeşlerim. Beyin kanaması da buradaki damarların, o beyindeki damarları. Yüksek tansiyondan olabilir değil mi? Yüksek tansiyon. Bütün hepsinin tansiyondan olabiliyor, beyin şeyden olabiliyor. Yüksek. Peki bir sinirli olur mu Feridun Bey? Çok olur. Sinirlendiğim çok zaman. Çok sinirlendi olur. İşte ondan bakın da... bakın beyin kanaması yapıyorum şimdi. İşte beynin bu bölgesi kanadı. Diyor ki tek tarafı bir şey oldu. Ne olmuş? Bak tek tarafı oldu. Bak bu tarafı tertemiz. Bu taraf kanadı. Ters yapar. Sağda olduysa sol tarafınıza felç gelir. Solda olduysa sağ tarafınıza felç gelir. Bakın beyin kanamalı bölge. Bu taraf sağlam bölge. Buradaki kanlar toparlanacak, temizlenecek. Ondan sonra beyin kanamasından sonra kısmen iyileşiyor ama hasar kalabiliyor. Beyin kanaması kanadı. Burası bak bozuldu. Bu dokuların toparlanması zaman alabiliyor, şey yapabiliyor. Beyin kanaması da böyle bir şey. Beyin kanaması da oradaki damarların çatlamasıyla ilgili olabiliyor. Tansiyon yüksekliğinden oluyor. Tansiyon yüksekliğinden oluyor. Bakın sinirsel de oluyor. Yani o yüzden evet, ama sinirlenmemeye, gerçekten üzüntüden, ani stresten, sinirlerden bütün hepsinin, uzak durmak lazım evet, bence. Bütün hepsinin sinirlerin başı, bütün hepsinin evet, başı stresten şundan bunu oluyor. Tansiyonunuza dikkat etmeniz lazım. Tansiyonunuza doğru, çok dikkat edeceksiniz. Ben böyle sinirli... Tansiyon hastalarından... Tansiyon hastalarında en çok istediklerim. Tansiyon hastalarında en çok istediklerim. Tansiyonunuza dikkat edeceksiniz. İlaçlarınızı öyle gelişi güzel bırakmayacaksınız. Ayşe Hanım ilacı bana iyi geliyor. Fatma Hanım olmaz. Kendi ilacınız farklıdır. Bazı ilaçlar verilir ödem atıcıdır. Bazı ilaç verilir kalbe göredir. Herkesin tansiyon ilacı farklıdır. Tansiyon ilacı kullanan kardeşlerim katiyen ama katiyen tuvalette ıkınmayacaklar. Kabızsanız onu bir çözeceksiniz. Yani bakın şunu yapmayacaksın. Beni şimdi yüzümü bir gösterebiliyorsun, gösteriyorsun. Çok güzel gösteriyorsun. Şu kamerada bir numaradayım şimdi bakın. Bakın şu yaptığın zaman aynı şekilde kalbime ve beynime zarar veriyor. Bakın dikkat edin. Şu damarlarına dikkat edin bakın. Yani böyle olma riski var. Öyle mi? Allah Allah. Yüz kızardığı gibi. Kındığınız zaman yüz kızarıyor bu damarlarınıza. Nasıl bu şişiyorsa beynimin içine de aynı tazyik oldu. Aynı sistem oldu. Oradaki damarda sıkıntı varsa çatlar. Birdenbire aniden böyle başım dersin lak diye düşer kalırsın oraya kardeşlerim. O yüzden... Feridun Bey neden kanıyor burada? Ne, yani işte damar çatlıyor Serap Hanım, damar çatlıyor. Peki damar... şey bir tane çatlarsa daha fazla, iki tane çatlarsa tabii, tabii, daha fazla. O büyüklüğüne göre değişir. Dereceleri... Küçük kanama ayrı, büyük kanama ayrı. Bir de hemen yetişirsen hastaneye daha tabii, kolay müdahale ediyorlar. Çabuk ben sizden istediğim şu. Katiyen ıkınmayacaksınız. Tansiyon olan hastan. Zorlayıcı ağır şeyleri yapmayacaksınız böyle. Diye bir şey falan kaldırmayacaksınız. Kendinizi zorlayıcı işler yapmayacaksınız. Daha sakin, daha düzgün işler yapacaksınız. Zorlayıcı hiçbir şey yapmayacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Beyin ödemi dediğimiz şey buydu. Beyin kanaması dediğimiz şey buydu. Bunlar size nasıl belli olurdu? Bu şekilde belli olurdu. Bunlara dikkat edeceksiniz. Kalp bu kadar kötü şeyden sonra bir de bir güzel bir şey söyleyelim. Bir güzel bir şey söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, şu nimeti unutmayınız. Bu nimeti unutmayınız. Bu ne? Bu ne geliyor vallahi Feridun Bey? Bu ne? Bakın bir kök. Kök ağaç, öyle değil. Kök değil, ne kök? Ağaç. Kök, köke kök de benziyor. Değil, ağaç. Ne zencefilin köküne de benziyor Feridun Bey. Alıç ağacı. Alıç da olabilir. Meşe ağacı. Şu şey var ya ondan da olabilir. Çam. Çam ağacı da olabilir. Bir bakın. Hı? Ne? Ne dersiniz? Kokusu yok. Kokusu yok. Kokusu yok. Kardeşler bakın bunu kaynattık, bunu kaynattık. Bu odunları attık. Kaynatınca bu oldu. Tut. Meyan kökü mü? Yok. Değil. Değil. Bak bunu kaynattık. Yaklaşık 5 dakika kaynattık. Bu çıktı. Gösteriyorlar. Kalp damarları için. Bak, bakın ağacı gösterdi, ağacı gösterdi. Yönetmenime teşekkür ediyorum. 6-7 metre yüksekliğine kadar olan bir ağaç bu. Yabani bir ağaç bu. Bunun özelliği alıç bu. Alıç. Alıç. Bu da alıcın yapraklarının ağacın dallarından, ince dallarından alınmış. Ben kök dedim bakın ya, bu kadar dedim. Attık, bu kadar attık. Bakın 5 dakika, 10 dakika içinde böyle şey köktür, çıktı. Kalbiyle ilgili sıkıntı olan olmayan, bir daha söyleyeyim, olan olmayan,
Alıç çayı içiniz. Alıç sirkesi içiniz. Bakın alıç yapraklarını her yerde bulabilirsiniz. Ya da kabuğunu. Değil mi? Yapraklarını nereye koyduk Serap Hanım? Yapraklarını mı nereye koydum? Bakın burada şurada. Alıç yapraklarından da kullanabilirsiniz. Bakın şu yapraklarından da. Baharatçılarda bulabilirsiniz. Bravo, hemen anlatıyorum. Şöyle bir tutam atıp günde bir veya iki bardak içmenizde yarar var. Kalp yetmezliğinde, kalp damarlarının sağlığında bunu da çok tavsiye ediyorum. Bir de ben size anlattım ya, sarımsaklı limon, onu da lütfen yapınız. Bu kalp sağlığı için. Güzel güzel, tadı çok güzel. Beyin damarları sizin sağlığı için denedim, açısından. Tadını çok hepsi beğendim. Hepsi çok önemli, çok önemli, çok önemli. Lütfen ihmal. İşte bakın gösteriyor. Gösteriyor sevgili evet. Kardeşlerim. Şunu da bu tam alıç. Alıcı gösteriyor. Alıç. Tam alıç değil bu. Küçük domatese benziyor mu? Birazcık değil, değil. Cennet. Yok yok. Biraz da alıç. Alıç yabani bir meyvedir. Biraz daha olgun. Bu yeni hali. Biraz yeni daha olgun. Hali, evet. Biraz benim. Daha olacak. O zaman göreceksiniz. Biraz daha buruşmamış bunu hali. Bunu köylerinizden getirttirebilirsiniz. Bana Mudurnu'dan bir kardeşim getirdi sağ olsun size göstermek için. Evet, bu çok önemli. Bu sarımsaklı limonu ihmal etmeyiniz. Bakın alıcı dallarını bulmak zor ama yaprağını bulabilirsiniz. Ama şunu lütfen hemen yapınız. Bugün hepiniz yapınız. Beyninize, çocuklarınıza içiniz. Hem beyin damarları hem kalp damarı sağlığı açısından çok çok, çok faydalı. Evet. Çok çok faydalı. Biz de yapıyoruz, içiyoruz. Kesinlikle. Çok da faydasını çok gördük. Faydalı. Herkese çok de tavsiye faydalı. Ediyoruz. Şimdi sarımsak, biraz limon kürü. Evet. Biraz güzel konulara geçelim. Serap Hanım gel şu zayıflatma çayını bir yap. Evet, yapayım. Evet. Çay değil en ama en büyük sorunlardan biri de kilo sorununuz kardeşler. Şişman olduğunuz zaman damarlara, beyine çok yük biniyor. Kalbe çok yük biniyor. Tansiyonunuz artıyor. Tansiyon hastalarının %80'i kilo yüzünden oluyor. Şimdi o yüzden yapayım. Lütfen dediklerimi güzelce aynen. Tutunuz. Süzgeç. Şimdi ama reklama gitmek zorundaymışız. Reklama gideceğiz. Serap Hanım'ın uyguladığı ve çok faydasını gördüğü, herkese de tavsiye ettiğimiz çok güzel, çok güzel bir çay var. Çay bu çayı değil, göstereceğiz. Yeşil bir içecek yapacağız. Özür dilerim, çay demiş, evet, içecekmiş. İçecek yapacağız. Tamam. Kür halinde yapacağız. Evet. Gerçekten zayıflamaya çok faydalı. Benim de kendim kullandığım harika bir yöntemden bahsedeceğim. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim, Serap Hanım şimdi bize çok güzel bir içecek yapacak, yeşil içecek ama beyin kanamasının sonucunda ne oluyor bir de onu göstereceğim. Bakın beyin kanamış, şu görünen ne? Buraya kan toplanmış, pıhtı olmuş burada. Bu da beyni orada sıkıştırıp rahatsızlık veren bir durum. Beyin kanamasından sonra işte bazen bu pıhtıyı girip ameliyatta almak gerekebiliyor. Bazen kendi kendine eriyebiliyor. İşte bu da beyin kanaması sonucu burada oluşan pıhtıyı göstermek istedim size. Bu mesela belki kuvvetle muhtemel bu buranın ölüm sebebi belki beyin kanaması. Bakın bayağı ciddi bir kanama var bak burada görüyor musunuz? Bayağı ciddi bir kanama var. Hocam benim de komşum vardı. Beyin kanaması geçirecekmiş. Burnu kanayınca kurtulmuş. Doğru söylemiş. Feridun evet. Bey mesela şöyle bir şey olduğu zaman burnumuz kanarsa kurtulur muyuz? Bundan önce burnunuz kanarsa kurtulursunuz. Bu burnunuzun kanaması iyi bir şey. Beyne basınca azaltmış demektir. Hmm. Şimdi geldik şu ayakkabılarımızı vermeye. Hemencecik verelim ayakkabılarımızı. Neymiş? Alo dedik. Gaziantep. Ayşe ablacığım merhaba. Yeni geldiniz. Ha, Sevgi abla. Hoş geldin Hoş Gaziantep'ten. Geldiniz. Hoş geldin ablacığım. Alo. Nasılsın sevgi kardeşim? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Şifremiz neydi? Şaban. Şaban. Çok güzel. Kaç numara istiyorsun? 38 numara. Annem için istiyorum. Ne o güzel. Zaman annen için sana düz modelden gönderiyoruz. Evet. 38 annem numara. Annem 58 yaşında. Aha. Ayakları çok ağrıyor tabanlarına. Ben ona düz model geniş kalıp yollayacağım. Çok rahat edecek. Göreceksin. Bize de dua edecek inşallah. Hadi Allah'a emanet. İnşallah. Hadi Allah'ım. Bir de kitaplarınızı isteyebilir miyim? Buyur. Kitaplarınızı. Ha kitap peki kitap tamam, da yolluyorum da sana tamam. Onları da yollayalım. Al sana iki tane kitap. Güzel bir Serap Hanım'ın bir benimkinin kitabını da yollayalım. Antalya Feridun Bey. Duriye Hanım. Antalya'dan Duriye abla. Hoş.
Hoş geldiniz. Nuri ablacığım merhaba. Merhaba. Şifremiz neydi? Şaban. Şaban. Kaç numara istiyorsun? Evet. 38. 38. Düz mü spor mu? Düz. Ayakkabıyı görebilir miyim acaba? Görün. Sen buyurun. Düz mü spor mu desen boş ver ayakkabıyı görmeyeyim. Spor. Spor olsun. Spor olsun. Olsun. Tamam. Bence spor yolluyorum ben sana. Merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Çünkü televizyondan tam anlaşılmıyor. Bir sürü uzuyor laf. O yüzden böyle yaptık. Beni evet, affet. Sivas'a gidiyoruz şimdi. Kezik Bey. Şahin Sivas'tan. Ablacığım merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Kaç numara istiyorsun evet. Canım kardeşim? 38 numara. Tamam, 38. Şifre neydi? Şaban. Şaban. Düz mü burada spor? Burada arkadaşlar var, onlar da istiyorlar. Arkadaşlar da istiyorlar. Düz mü spor herkes... mu? Düz herkes... olsun. Arkadaşlardan kaç kişi bildi şifreyi? Onlar da beraber aldık, birden aradım, düşürdüm, onlar da istiyorlar. Kaç kişi bildi şifreyi? İki kişi. Kaç? İki arkadaş kişi. Daha var. İki kişi mi? Evet. İki kişi. Ama böyle evet. Böyle daha sonra başka telefonlar da gelirse hep beraber bildik diye karışmam. Siz ya bilirsiniz. Sivaslı ablama kıyamadım. Sivas'tan. Kıyamadım da ondan bir tanesini ben vereyim dedim. İki tane yollayacağım. Hiç olmayan bir şey yaptık. O da benden. Öbürü de benden. Bir tamam, hiç yapmadığım bir şey. Tamam ona da 36 yolladık. Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Birine 36, birine 38 yolladık. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Evet sevgili kardeşlerim hemen reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Serap Hanım'ın zayıflamadan... Çok güzel bir içeceği var. Onu yapacağız. Benim de söyleyeceklerim var. Dolu dolu top doluyuz. İnşallah yetiştireceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim, yaptığımız sirkeden devamlı içiyorum. Çok mükemmel olmuş tadı. Kendi bir de Feridun Bey, mesela ben suyla karıştırıp içebiliyorum. Feridun Bey sadece içebiliyor böyle. Çok mükemmel tek, olmuş. Şimdi bir ablalarıma soralım bakalım. Çilek sirkesini nasıl buldunuz? İçenler. Süperdi hocam. Çok lezzetliydi. Süperdi. Çok çok güzeldi. İçimi daha kolaydı. Daha kolaydı. Ben de istiyorum. Hocam sirke dokunur bana. Tamam. Bir saat olur. Şey. Hiçbir şey yok şu ayırdın an. Mı? Gördüğünüz tamam. Gibi kardeşlerim lütfen bu çilek sirkesini yapın. Çok faydası var. Bir onu tavsiye ettiğim kadar şu Serap Hanım'ın dediğini de tavsiye ediyorum. Benim de çok hazırlıklarım var. Onları yetiştireceğim size. Bu beyinle ilgili bölüm uzadığı için pek anlatamadım. Belki yarın da anlatabilirim. Serap Hanım'ın dediğini güzel dinleyin. Bu çok faydalı, çok faydalı, çok faydalı. Evet. Feridun Bey, sabahları ben bunu aç karnına bir kür halinde yaptım. Yaptığım gün sayısı 15 ama cumartesi pazarları bıraktım. Hafta içi yaptım, cumartesi pazar bıraktım. 15 gün kür halinde yaptım. Şimdi Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan yaklaşırken 15 gün kür halinde en azından böyle vücuttaki pislikleri de toksinleri de atmak bakımından da çok önemli. Aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı. Ramazan'da alacağımız kiloları da biraz engelleyeceğini düşünüyorum. 10 dal maydanozumuz var. Böyle ben her sabah bunları saya saya 10 dal maydanozu saplarıyla birlikte güzelce yıkadıktan sonra... Saya saya o günden beri evet, böyle oldu. Ses saydım. Etmeyin sakın ha. Aynen öyle. Tartıdaki kilolarınızı sayar gibi aynen maydanozları da sayın diyoruz. 10 dal maydanozumuzu böyle robotumu... Yapraklarını, saplarını, hepsini güzelce Feridun Bey koyduk. 10 tane saydık, koyduk, içine koyduk. Yaprak, bunun sap üzerine, hepsi dahil. Evet, dahil. Bunun üzerine... 2 su bardağı su koyduk. Sizin gibi hızlı yapmayacağım. Yavaş yavaş böyle sakin sakin yapacağım. Hemen oh inadımla. Oh yavaş yavaş. Sevgili bu kardeşlerim. Bu saat benim saatim diye. Sevgili kardeşlerim. Serap Hanım şu anda bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Tamam. Metal kaşıkla koyuyorum. Evet bir ya çay kaşığını. Ya bana laf söylersen öyle olur işte. Neden? Bir çay kaşığını güzelce ölçeyim diye. Al sana çay kaşığı al. Bu da çay kaşığı. İşte şu tam ölçüsü ya, oluyor. Ya Serap Hanım hiç... Tam ölçüsünde oluyor. Hiç suçunu kabul etmez. Haklısın evet, ya. Evet hiç. Telaktan unuttum demedi. Aa, sanki evde hiç yapmıyoruz. Hiç metal kaşık kullanmıyoruz biz evde. Hep tahta kaşık. Hatta tahtaları da yiyoruz. Yalan mı? Çok bir organik. Sürü tahta kaşık yok mu evde? Çok natural yaşıyoruz. Tahtaları da yiyoruz. Vallahi öyle billahi öyle. Evde dünya kadar. Sen yapmıyorsan yapma. Feridun Bey bugün tamam sabah, tahta kaşık. Bugün sabah ben su diye arı sütü verdim. Neyle verdim? Arı sütü ama o. Olsun bal da verdim. Neyle verdim? Neyle verdim? Tahta kaşıkla verdim.
görmedim ben. Görmedim ben. Giyiniyordum sanırım herhalde o sırada. Şimdi içine... Dur Feridun Bey ya, ben çok güzel anlatacağım şimdi. 10 tane ondan... Sen bana hep böyle yapıyorsun işte, bak anla ne kadar sıkıntım var. Asla, hep sen yapıyorsun ama öyle hep mesaj geliyor Feridun Bey. Evet. Hep mesajlar da ona geliyor. Mesajlar... Bana hiç gelmiyor, hep ben kötüleniyorum. Çünkü Feridun Bey sosyal medyayı hiç kullanmıyor. 2 su bardağı su koyduk. 10 dal da maydanoz koyduk. 1 çay kaşığı da tahta kaşıkla, bakın çok özellikle vurguluyorum, tahta kaşıkla balık koyduk içine. 3 dal da nane atıyorum. Nanelerin sapını atmıyorum yalnız. O sap bir robotta da böyle incelmiyor. Yapraklarını atıyorum. 3 dal da nanenin yaprağını attık içine. Feridun Bey, içine bunun taze zencefil koyuyorum. Bir çorba kaşığı kadar. Bir baktım ki metal kaşığı. Bir çorba kaşığı kadar da isterseniz toz da kullanabilirsiniz. İsterseniz zencefili rendeleyebilirsiniz. Bir çorba kaşığı da zencefilini koyduk. Evet, başka bir şeyini unutmadım. Şimdi bunu güzelce robotta çekiyorum. Sabahları aç karnına yapıyorum bunu. Blender'da da olabilir. İlla evet. Bu robot şart değil. Blender'larda da oluyor. Küçük kahve değirmeni gibi küçük robotlarda da oluyor. Hepsinde oluyor. Sakın böyle büyük bir şey gerekmiyor. Evet, evet. Aslında çok kolay. Maydanozun sadece sapını da yapabilirsiniz. Evde hani yapraklarını kullandınız, salataya doğradınız vesaire. Şöyle... Ben süzerek içmeyi tercih ediyorum ama isterseniz süzmeyip de iç edebilirsiniz. O robotunuzun durumuna bağlı. Böyle yemyeşil bir içecek oldu. Ben bu yemyeşil içeceğin içine 2 çorba kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı limon suyu ve 1 çorba kaşığı da sirke koyuyorum. Sirkeyi de çilek sirkesi koyalım şimdi, yeni yaptığımız için. Herhangi bir sirke de olur. Ve bunu afiyetle şöyle güzelce karıştırıyorum. Sabah ben bunu aç karnına içiyorum. Aynen öyle. Aç karnına içiyorum. Bir detoks gibi. Gerçekten yağları yaktığını da göreceksiniz. Bazen de ben bunu sabahları peynir suyuyla, geçen hafta yapmıştık onu tekrar yapacağız. Peynir altı suyuyla karıştırarak yapıyorum. İsterseniz gün içinde içecekseniz maden suyuyla da karıştırabilirsiniz. Harika bir içecek oluyor. Evet, peynir suyumuzu da gösterelim. Harika. Efendim? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben süzmek için koymuştum. Dur, ne yapmış abla söyle. Sütü kaynattım. İçine limon koydum. Biraz da limon suyu sıktın. Limon suyu, evet. Limon suyu sıktım. Biraz da sirke koydum. Harika oldu. Güzel bir peynir oldu. Suyunu ne suyunu yaptın? İçtik. Harikasınız. Bravo. Harika. Peynir suyu da gerçekten zayıflamaya çok etkili. Biz de burada 1 kilo verdik. Bütün ekiple birlikte yaptık. Peynir suyu. Hayır. Peynir suyu tuzlu değil. Kendin yapmamışsın ki peyniri, konuşuyorsun. Hayır. Aldın. Hazırcı. Biz sana hayır. Ne anlattık ne anlattık onu yap dedim. Olmaz. Peyniri... Sen salamurasını içtin. Peynir suyu değil. Senin içtiğin salamura, salamura. Evet. Yoğurt bile mayalamıyor. Bak mayaladığım yoğurtlara bak. Ben size ne diyeyim ya? O çok gün mayaladığım olur. Yoğurtlara bak. Burada gözünüzün önünde mayaladığım yoğurda bakın. Yoğurda. Bak. Perşembe günü mayaladığım yoğurda bakın bak. Ya ne tutmuyor? İşte tutuyor. Bismillah demiyorsun da ondan. Demiyorsun, demiyorsun. Ver. Tut. Bu da perşembe günü yaptığım kefir, ballı kefir bak. 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 Ya yapmaya niyetin yok senin. Almış salamura içmiş, peynir suyu içtim diyor ondan sonra da. Abla ya sen salamura içiyorsun, peynir suyu hayır, içmiyorsun hayır, ki. Hayır asla, hazır değil. Biz burada kendi peyniri kendimiz o, yaptık. Peynirin suyunu içeceksin. Tabii kendi yaptığınız peynirin suyunu içeceksiniz. Kesinlikle kendi kendiniz yapacaksınız. Sen salamurasını içeceksiniz. İçmişsin. Tuzlu su içmişsin sonra sen. Bir yarım saat sonra da mutlaka yürüyüşe çıkacaksınız. Çıktıktan sonra da yavaş yavaş böyle sıkılaştığınızı, öyle ne diyeyim, böyle zenciler gibi olduğunu vücudunuzun hissedeceksiniz. Çünkü gerçekten sıkılaştırmaya çok 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 sevgili çok kardeşlerim faydalı. Öyle robotmuş mobotmuş uğraşmayın. Bakın ben gelin, bunu da yapacaksınız sabahleyin. Basitçecik bir şey kalkmaz. Yapayım size. Bu da yağları yakmada çok etkili. Basitçecik bir şey yapayım. Şöyle bir çok kase etkili. Bir kase yoğurt aldım vallahi hemen. Çok da... Yakışır. Bir kase yoğurdu şöyle karıştırdım. Bu da çok çıkardım. Kolay, çok kolay. Dinleyin. Yoğurdu şöyle aldım. İçine bir tane limon suyu sıktım.
Onu da şöyle karıştırdım. Dinleyin. %100 netice var bunda. İster gece yatarken yapın, ister sabah yapın. Acı beni rahatsız ediyor. Ben acı yapamıyorum hocam diyenler kullanmasınlar. Bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kadar pul biber diyorum. Bak böyle dök. Bunu karıştır, ye. Gece yatarken de iyi, gündüzde ne var? Limon suyu, yoğurt ve pul biber. Pul biber beni yakıyor hocam, iyi değil. O zaman işte size bir mucize daha. Ne bu? Sumak. Sumak. Kardeşler bir tatlı kaşığı sumak koyun. Hatta arttırabilirsiniz şöyle. Bununla yiyin. Görün bunda da netice. Tamam, sabah kalkacaklar. Bu bunu yapacaklar. Öyle, gece yatarken bunu yapacaklar. On dalmış, dalın yaprağıymış. Yok, yok. Benimki ayrı, onunki ayrı. Ya şu dalları şöyle yapıp atamadınız bak şöyle. Şöyle. Dıp. Nane, naneden şöyle üç dal. Şöyle nane. Şöyle üç dal attık. Ne güzel yaptık, hazırladık bak, çünkü. Bak ben ne kadar güzel yaptım. Hazırladık, ben gayet güzel oldu. Bak kardeşim bak. Maydanoz ayrı, basitçelik. Yoğurt ayrı. Netice işte burada, netice evet, burada. İkisi kıyaslanamaz birbiriyle. Sabah bunu yapın, bunu yapın. Bir deneyin kardeşler, bakalım. Kardeşler tavsiye ediyorum, şaka bir tarafa. Sizi güldürmek için bakalım. Yaptım birazcık. Yaptın mı sabahları yaptım. Mükemmel bir evde şey bana da muyum? İçirdi. Yapıyorum. Çok evet. Kıymetli bir şey, çok güzel bir şey. Yarın ben size başka şeyler de yapacağım. Zayıflamayla ilgili, dizle ilgili konuşacağım. Yarın bakın bakalım kahve pişirmeyi biliyor muymuşsunuz? Onu da mı biliyorsun? İddia Feridun? Ediyorum bilmiyorsunuz. Size o kadar özel bir şey anlatacağım ki. Hiç bana kahve esas yapmadın. Esas görüntülerini de göstereceğim. Kahve nasıl yapılır anlatacağım size. Hakiki, tam sağlıklı, tıbbi kahve nasıl yapılır? Evet. 40 yıl hatırı kalır. Evet, sağlıklı yapacağız. Kalın, mutlu kalın. Hatırı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.